Karnubela Kardeşlik Teşkilatı Derneği Osman Saraç'la Kocaeli'nin gündemini sunar. İyi günler sayın seyirciler. Karnubela Kardeşlik Teşkilatı Derneği'nin sunduğu Osman Saraç'la Kocaeli'nin gündemi programıyla karşınızdayız. 12 Eylül 2017 Salı günkü Özgür Kocaeli gazetesiyle başlıyoruz. Programı ilk defa izleyenler için söyleyelim. Kocaeli'nin gündemi programını gazetelerimizin köşe yazarlarının belirlediği gündem üzerinden yapıyoruz. Yani köşe yazarlarını okuyoruz, onları yorumluyoruz, onlardan yararlanıyoruz. Dilek Dilahmet gazeteci arkadaşım bana yardımcı oluyor okumakta. Çünkü hem pişirip hem yemek biraz zor oluyor. Sadece yemek daha keyifli oluyor. Özgür Kocaeli gazetesi. Zeki Canşı, Duru Deniz köşesinde CHP'ye bir kıyam olsun. Başlıklı yazısının tamamını Dilek Mert okuyacak şimdi. Başka yok. Zeki Canşı. Evet, TV262 ekranlarında Kocaeli'nin gündemi programına Özgür Kocaeli gazetesinden Zeki Canşı'nın köşe yazısıyla başlıyoruz. CHP'ye bir kıyam olsun. Takvimler değişiyor, sistemler değişiyor, fikirler değişiyor ve olaylara bakış açısı değişiyor. Şu bizim CHP ne hikmetse bir türlü değişmiyor. Genetik yapı mıdır nedir bilinmez ama ne hikmetse din, Kur'an ya da İslamiyet söz konusu olunca bizim bazı CHP'li dostlarımızın saçları otomatikman diken diken oluyor. Geçen hafta Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde şehit aileleri için tertiplenen bir toplantıda Kur'an-ı Kerim okunurken Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar Hanım Kur'an'a olan saygısından mütevellit başını örtmüş ve bu fotoğraf basına yansımış ya vay sen misin Atatürk Türkiye'sinde laikliğe aykırı davranan ver yansınların biri bin para. Adeta sosyal medyada Genelkurmay Başkanı'nın şahsına eşine saldırı bombardımanı yapıldı. Tabii sağ olsunlar hem Sayın Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve hem de eşi Şule Akar bu salvoları hiç dikkate almadıklarını, önemsemediklerini ve işi laiklik ve Atatürk'e kadar götürmenin ciddiyetten yoksun olduğu mealindeki tokat gibi cevapları takdire şayandı. Tabii bu cevaplar bile hızlarını kesmemiş olacak ki yer yer ak vurmalarını idame ettiriyorlar bu kimi CHP'lilerimiz. Değerli dostlar, geçen hafta CHP kuruluşunun 94. yıl dönümünü kutladık. Aradaki küçük kesintiyi saymazsak 94 yıldan beri siyasi hayatımızda olan bir siyasi partinin bugüne kadar neden tek başına iktidar olamadığını, bu Necip milletin bir türlü kendilerine vize vermediğini ve güvenmediğini, ülke yönetimini teslim etmede mütereddit davrandığını kendi kendilerine sormaları gerekmez mi? Keza milletin değerleriyle savaşarak bir yere varılamayacağını anlamaları gerekmez mi? İçlerinde hiç mi aklı başında sosyal bilimciler yok da bu durumu masaya yatırmıyorlar? Siz Allah, kitap, Kur'an dediğinizde hemen ani bir refleksle Atatürk, rakı ve laiklik gibi kavramlarla karşınıza dikilmelerinin ne anlam ifade ettiğini anlayacak ferazette değiller mi? Hiç düşünmezler mi 15 yıllık bir parti kurulduğu günden bu yana kesintisiz iktidar? Bizse 94 yıllık bir partiyiz, bir türlü iktidar olamıyoruz. Bunun sebebi ne? Suçlu millet mi, kendileri mi? Kendi kendilerine sorma ihtiyacını hissetmiyorlar mı? Bu durum bile kendilerini sorgulamaya yeter ve artar sebeptir. Bakınız dostlar, içki, kumar, faiz, İslam, cihat, tesettür, Kur'an gibi kavramları kullandığınızda bu arkadaşlar Atatürk ve laiklik kavramlarıyla hemen karşınıza dikiliveriyorlar. Yahu kardeşim, bu kavramların kimisi dinimize haram, kimisi ise dinin rütelleri ve siz ne için hemen Atatürk ve laikliğe sarılarak karşısına dikiliveriyorsunuz? Anlamak mümkün değil. Bakınız, siyasetle işgal ettiğini zanneden CHP'li dostlar. Evet, ben siyaset bilimcisi değilim ama toplumun içinde yoğrulan, çokça okuyan, yazan, siyaseti gözlemleyebilen, bu çerçevede iyi analizler yapabilen, toplumun nabzını tutabilen, toplumun nelerden hoşlandığını, nelerden ifrit olduğunu iyi tahlil edebilen bir kardeşinizim. Eğer gerçekten Türkiye siyasetinde muktedir olma gibi bir derdiniz varsa, adam akıllı siyaset bilimcilerden destek alın. Toplumun kahir ekseriyetinin nelerden haz ettiğini ve nelerden ifrit olduğunu, hangi noktada durdurduğunuzu öğrenin ve kendinizi masaya yatırın. 28 Şubat vari mahalle baskısıyla toplumu dönüştürme hastalığından vazgeçin ve kendinizi topluma uyarlayın. Toplumun genel kabul görmüş değerleriyle savaşmaktan vazgeçin ve hatta aksine toplumun değerlerini içselleştirerek barışık yaşamayı öğrenin. İzmir dağlarında açılan çiçeklerle yetinmeyi bırakın. Bir medeniyet göstergesi olduğu zenabına kapılarak evde içki şişeleriyle şezlonglarda uzanarak gece kondulara ve garip gurebaya ulaşabileceğini zannediyorsanız aldanırsınız. Bu ülkede seküler yaşam tarzını benimsemiş insanların yanında mütedeyyin bir hayatı yaşam tarzı olarak benimsemiş önemli miktarda insanlarımız var ki bu nüfusun asgari %70'ine tekabül ediyor.
Bunları görmezden gelerek ya da birbirine çatıştırarak üstün tabaka oluşturmak yerine bu farkındalıkları birer kültürel zenginlik görüp ona göre politikalar belirlemek herkesin hayrınadır. Bunun için sosyal restorasyon projelerini geliştirmek için efor harcayın ki muktedir olma yolunda sizler de emin adımlarla yürüyün. Aksi takdirde iktidar olmak ham hayalden başka bir şey değildir. Hani size de bir güzellik yapayım dedim. İster kale alın, ister almayın. Sizin bileceğiniz işlemiş Zeki Canşi. Bence kitabın ortasından yazmış. Size de bir güzellik yapayım demiş ya. Yani eğer bu eleştirileri, önerileri dikkate alabilseler ki almazlar. Kitle partisi olmaya daha yakın dururlar. Efendim. Ana kumanda ama dedi. Evet, buyur. Evet, Gülü Kadın hiç takılmadı bakın. Evet. Ama bir tane kelime hatası yaptı. İşgal dedi, iştigal diyecekti. İşgal dedi, orayı kaçırmış değilim. Devam et, kesmedim. Evet. Yani bazı CHP'liler deseydi diyor. Hepsi öyle değil diyor. Ya biz Bağımsız Yazarlar ve Şairler Derneği'nde, benim başkanı bulunduğum dernekte, yönetim kurulunda her yer bazı insan olsun dedik. Bir tane CHP'li hocamız var. Hacca gitti. Hacı CHP'li hoca. Beş vakit namaz kılar. Koyu da CHP'li Atatürkçüdür. Yani bütün hepsine işte dini değerleri duyunca tüyleri diken diken oluyor. Tabii çoğunluğu da öyle ama maalesef. Yani tanıyoruz. Ama tamamını demek yerine bu şekilde yapan, bu şekilde davranan CHP'lilere hitap ediyorum deseydi diyor ana kumanda, ben de katılıyorum. Evet, yani CHP'li deyince hepsi böyledir demek olmaz. İçlerinde çok değerli arkadaşlarımız var. Evet, o zaman diyor biz bu şekilde CHP'lilerin tamamı bu şekilde yapıyor diye düşünerek fikir beyan edersek, yazarsak o zaman CHP'li arkadaşlarımız da AK Partililerin tamamını şamil tutarlar bazı suçlamalarla ilgili. Yani bir yerde bir yolsuzluk varsa onlar der ki AK Partililerin hepsi yolsuzluk yapıyor gibi düşünce olur. Bu da kutuplaşmaya vesile olur diyor ana kumanda, ama yazının genelinde böyle kutuplaşmaya sevk edici bir şey yok. Evet. Devam ediyoruz. 12 Eylül Salı. 12 Eylül demeyi özellikle tarihini söylüyorum ki bugün hatıralarımızda çok fazla yeri olan bir gün. Evet, Büyük Kocaeli Gazetesi'nden Yüksel Ercan, ben 12 Eylül'ün nesini seveceğim başlıklı yazısını Dilek Mert okuyacak. Ozan Arif'in o dönemde yazılmış meşhur bir şiiridir. Ben 12 Eylül'ün nesini seveceğim, sevmediğim gibi de devamlı seveceğim derdi. Ozan Arif muhtemelen ondan zaten yazıyor Yüksel Ercan. Yüksel Ercan'dan okuyorlar. Ben 12 Eylül'ün... Biz hani girmeden Yüksel Ercan'ın bu arada ana kumanda selamı var sana. Geçen programda yeni dönem diyelim, dönem açılışı programında okuduğumuz Yüksel Ercan'ın İbrahim Karaosmanoğlu yazısını okumuştuk biliyorsun. Demiştik ki niye İbrahim Karaosmanoğlu sürekli yazıyorsun, yani 15 gün geçmiyor bir daha yazıyorsun. Kentin abisi İbrahim abi filan diye bir eleştirmiştik. Sana da selam söyledi. Beni de yerden yere vurdunuz programda dedi ama işin aslı o değil dedi. İbrahim Karaosmanoğlu ile benim 30 yıllık dostluğum var dedi. Ben cevabını söyleyeyim. Ben onu şahsen severim dedi yani. Şahıs olarak diyaloğum var. İbrahim abi olarak şahsen severim dedi. O ayrı dedi. Yani öbür türlü hala çok iyi görüşürüm dedi. Belediye başkanı olsa da olmasa da ben onu zaten eskiden beri sevdiğim bir abim dedi. O nedenle yazıyorum. Başka bir çıkarımız mıkarımız yoktur dedi. Onu da düzeltme hakkını kullanmış olsun. Evet. Ama sana bir selam söyledi. Ana kumanda diyor ki Yüksel Ercan, ben biliyorum onların eski dostu olduğunu ama diyor. Özellikle böyle ineliyorum Yüksel Ercan'ın ki telefonuma cevap vermiyor, versin diyor. Ama selam söyledi, akşam görüştük oturduk biliyorsun değil mi? Tamam, devam edelim şimdi Yüksel Ercan'dan. Ben 12 Eylül'ün nesini seveceğim. Ozan Arif, 12 Eylül 1980 ihtilali ile ilgili bizim de tamamına katıldığımız seven sensin arkadaş, sevene de karışmam. Alkışlayan alkışlar, övene de karışmam. Seven sevsin arkadaş. Sevene de karışmam. Devam et. Alkışlayan alkışlar, övene de karışmam.
Önce sevip sonra diz dövene de karışmam. Ben 12 Eylül'ün nesini seveceğim? Sevmediğim gibi de devamlı söveceğim diye başlayan şiirinde başta 12 Eylül olmak üzere o tarihten önce ya da o tarihten sonra bu milletinin rahata ermesine mani olan, demokrasiye ara veren bütün askeri darbelere karşı olan isyanını dile getiriyordu. 12 Eylül 80 tarihinde Kenan Evren başkanlığındaki Beşli Cunta'nın gerçekleştirdiği ihtilalin üzerinden 37 yıl geçmesine ve o gün bugün gelen bütün hükümetlerin sivilleşiyoruz artık, Türkiye'de askeri ihtilal olmaz demelerine rağmen 15 Temmuz gecesi uygulamaya konulan ihtilal girişimi bizi derin acılar ve henüz geçmemiş endişeler içerisinde bıraktı. Özellikle 2000'li yıllar itibariyle bir şekilde iktidarın bir tarafında bulunmuş olan siyasetçiler hayatlarından memnun bir şekilde günlerini geçirirken muhalefette kalan partiler Türkiye halen daha 12 Eylül anayasası ile yönetiliyor. 12 Eylül sonrası askeri junta tarafından dikte ettirilen anayasanın kalıntıları ortadan kaldırılmadıkça Türkiye içerisinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulamaz denilmesine rağmen hiç kimse bu çağrılara kulak asmadı. İhtilallerin kötü olduğu, en kötü sivil yönetimin en iyi askeri yönetimlerden daha iyi olduğu hemen herkes tarafından seslendirilirken, kendilerini sivil yönetim olmakla tanımlayan siyasetçilerin ihtilali ortadan kaldıracak gerekçeleri neden hayata geçirmedikleri de ayrı bir tartışma konusu. 15 Temmuz gecesi uygulamaya konulan darbe girişimi olmasa iş başında bulunan iktidar partisi de muhalefet partileri de muhtemelen 12 Eylül 80 tarihinde meydana gelen ihtilali unutmuş olacaklardı. Ancak 15 Temmuz gecesi önce uygulamaya konulan darbe girişimleriyle ilgili daha geniş bir araştırma ve düzenleme mecburiyetini ortaya koymuş oldu. 12 Eylül 80 tarihinde yapılan ihtilal sonrası hayatları kararan, yuvaları yıkılan, asılan, yurt dışına kaçmak zorunda kalan milyonlarca insanı derin acılar içerisinde bırakan olaylardan yeterince ders alınmış olsa ve sonrasında ihtilali ortadan kaldıracak sebepler hayata geçirilse belki de hiçbirimiz 15 Temmuz gecesini yaşamayacaktık. 15 Temmuz gecesi yaşananlardan sonra iktidar ve muhalefet partilerinin tamamı darbeye katılanların yakalanması ve adalet karşısına çıkartılması ile ilgili tam bir bütünlük gösteriyor. Her ne kadar içerisinde bulunduğumuz günlere kadar Türk halkının arzu ettiği şekilde bir gelişme olmamasına rağmen herkes bundan sonrası için iyimser olmaya çalışıyor. İş başına gelen hükümetler yapacakları düzenlemeler ile bir taraftan bulunduğumuz zor coğrafyada var olan tehditleri ortadan kaldırmak adına güçlü bir orduya sahip olmak, diğer taraftan da sahibi olduğu güçlü ordunun ihtilal yapma hevesini ortadan kaldıracak bir siyaset izlemek zorundadırlar. Türkiye bulunduğu zor coğrafya ve şartlar açısından dış operasyonlara açık bir ülkedir. Bu yüzden önce içerinin toplanması gerekiyor ki sonrasında etrafını saran ateş çemberinden çıkma adına gerekli adımları atabilsin. Bütün bu zor durumlardan kurtulmanın ve refaha çıkmanın başlıca yolu daha fazla demokrasidir. İş başına gelen hükümetlerin belki de 15 Temmuz sonrası farkına vardığı adama ya da siyasi görüşe göre değil, liyakata göre iş anlayışının hakim olacağı bir nokta hepimizin kurtuluşu olacaktır. Darbe girişimine katılan vatandaşının kullandığı o ile iktidara gelen siyasi partileri alaşağı etmeye çalışan bütün güçlerin cezalandırılması, darbe girişimini ortadan kaldıracak şartların hayatımızdan çıkartılması bizi de bundan sonrası için rahatlatacaktır. Türkiye'nin darbelerinden arındırılması, daha fazla sivilleşmesi, daha fazla demokratikleşmesi adına gerekli adımların tamamı atılması, 15 Temmuz gecesi bize acılı saatler yaşatan darbecilerin hakimlerin karşısına çıkartılması, sonrasında da darbeler ile bir daha karşılaşmamak adına anayasal bütün düzenlemelerin yapılması bütün Türk milletinin ortak beklentisidir. En azından bizim beklentimiz darbelerin, darbecilerin bulunmadığı bir Türkiye'de yaşamaktır. Kandırdılar hemşerim, kandırdılar vatanı, yiyip içip ceplere indirdiler vatanı, Kel Ali'nin barına döndürdüler vatanı, ben 12 Eylül'ün nesini seveceğim, sevmediğim gibi devamlı söveceğim, Yüksel Ercan. Evet, o zaman Arif'in şiirinde Yüksel Ercan güzel bir yazı yazmış 12 Eylül'le ilgili. Ben bir şey söyleyeyim, sonra sen bir şey söyle, olur mu? Anayasal düzenleme yapılmalı diyor. Darbelerin önünü kesecek şekilde yapıldı zaten o anayasal düzenleme, ama zaten darbe yapan eline silahı almış, cebir yoluyla mevcut anayasal düzeni değiştirmiş ve cebir yoluyla mevcut anayasal düzeni değiştirmekle halkı suçlamış, insanları idam etmiş. Yani Mustafa Pehlivan'ı idam etmişsin. Adamın hiçbir günahı yok. Allah rahmet etsin. O dönemlerde. Yani darbe yapan adamın, grubun, ekibin elinde silah var ve cebir ve şiddet yoluyla mevcut anayasal düzeni ele geçirmiş silahla. Ne adına? Mevcut anayasal düzeni korumak, savunmak adına. Kimden savunuyor? Halktan. Peki silah zoruyla kim ele geçiriyor? Darbeciler.
Yargılanması gereken kendileri. Dolayısıyla anayasaya ne madde koyarsanız koyun, adam silah alıp zaten gasp ediyor yani. Anayasaya uysa zaten darbe yapmayacak. Evet ana kumanda ne diyorsun? Onu Eylül'ü her sene iade etmek ana kumandanın garibine gidiyormuş. Senin ayağına diken batmadı herhalde, ondandır o. Hayır, onları bak, darbecilere ve kafasından darbe hayalleri kuranlara Türk milletinin verdiği bir cevap olması bakımından darbe tarihlerinde 12 Eylül, 12 Mart, mesela 12 Mart'ı konuşan yok. Orada da Deniz Gezmiş ve üç arkadaşı, iki arkadaş daha idam edildi, üç kişi. Onu konuşan yok mesela. O da bir darbe ama yani herkes kendine mağdur olduğu darbeye eleştiri getiriyor yani. Tabii canım. O, tabii. O da bir darbe neticede. Evet. O uygun olmuş, güzel olmuş. 12 Eylül üzerinden yola çıkıp işi 15 Temmuz'a getirdiği için çok daha manidar olmuş, anlamlı bir yazı olmuş diyor ana kumanda. O normal abi, çok büyük acı çekti millet. Be. Hatırlatıp insanları üzmeyelim diyor. Depremi de öyle diyor. Her sene hatırlatıp insanları ağlatmanın lüzumu yok. Unutmaya çalışıyoruz zaten diyor. Öyle anlıyorum. Bu da bir fikir. Tamam mıdır? Tamamdır. Mavi Kocaeli gazetesi 12 Eylül Salı. Demeyeyim mi şimdi 12 Eylül'ü hatırlamasınlar mı? 12 Eylül arkadaşım ne yapayım ya? Evet. Sebahattin Aydın, Alemi İslam'ın intiharı başlıklı yazısını okuyacak Dilek Mert. İlker Akşit, Devlet Bahçeli'nin müdahale çıkışını ben hemen iki dakika okuyayım. Burası ufak. Ankara'nın konuştuğu bir şey baskın erken seçimse öteki de referandum savaş sebebi sayılsın çıkışı. Herkes Devlet Bahçeli'nin 25 Ağustos'taki sözlerini konuşuyor. Önce bir özet geçelim. 1991'de Irak'ı işgal edip kuzeyini özelleştiren Amerika Birleşik Devletleri aynısını 25 yıl sonra Suriye'de yaptı. Barzani, bağımsız Kürdistan için 25 Eylül'de referanduma gidiyor. PKK, PYD ise kantonları devletleştirme amacıyla 28 Eylül'de sandık kuracak. Bir sonraki adım iki bölgeyi de tek çatıda birleştirmek. Peki ne demiş Devlet Bahçeli? Referandum gerekirse savaş sebebi sayılsın. Barzani referandumu yaparsa sonrasında Türkiye'nin müdahale etme olasılığı. Ankara kulislerinde bu aralar çok sık konuşuluyor bu konular diyor. Bilginiz olsun diyor İlker Akşit. Milli bir konu. Tabii ki. Onlar oradan Irak'tan ve Suriye'den bölünürlerse biz de onları ilhak edelim diyorum ben de. Türkiye'nin ilhak tarihi bağlarından dolayı ilhak hakkı varsa kullansın. İlhak ettim kardeşim desin. Evet, Sebahattin Aydın, Alemi İslam'ın intiharı. Bugün yerel konular değil, genel ilgilendiren, hatta tüm İslam coğrafyasını ilgilendiren bir yazı yazacağım. 57 İslam ülkesinin toplam üretim hacminin sadece bir Almanya'nın üretim hacminden 600 milyar dolar daha az olmasının nedenlerini kısaca irdeleyeceğim. Nerede Müslüman var, orada zulüm var. Nedeni ne? Genel cevap, bizi sevmiyorlar. En büyük yanılgı budur. Hayır, bizden çok çok güçlüler. Asıl neden bu? Peki biz güçlenmek için ne yapıyoruz? Hiçbir şey. 57 İslam ülkesi dedik. Bunların içine Türkiye'yi de dahil edelim. Hangisinin dünyaya ithal ettiği bir markası var? Hiçbirinin. Yıl 2017. Bilmem kimin katkısı var hiçbir İslam ülkesinin. İslam aleminin geri kalışının temeli Vezir Nizamül Mülk'ün aldığı yanlış hatta felaket kararlara dayanır. Kurduğu Nizamiye medreselerini Arap coğrafyasından topladığı 400 tasavvufçuya bırakmıştır. Pozitif bilimlerle uğraşan alimler bu dönem yoldan sapmışlar olarak damgalanmış ve birçoğu idam edilmiştir. Bundan sonra evliyanın kerameti, şefaati üzerine bir İslam anlayışı inşa edildi. Tasavvuf bence apaçık bir şirk dinidir. Veli dedikleri kişinin sözünden çıkmayan bomboş bir kitle var.
Müslüman olduğunu iddia eden ancak Kur'an-ı Kerim'le çelişen ne varsa içinde olan bu tipler İslam aleminin temeline dinamit koymuştur. Bakınız, Almanya Bilim Akademisi'nin 1658 yılında, İngiltere 1660 yılında, Fransa 1660 yılında bilim akademilerini kurmuştur. Peki İslam dünyasında bilim akademisinin kuruluş tarihini biliyor musunuz? 813 yılında. Evet, yanlış duymadınız, 813 yılında. Avrupa'dan 8 yıl önce başladı İslam dünyasındaki bilimsel çalışmalar. Sonra bu miras korunamadı. Ya, Nizamiye medreseleri falan var, o bilgileri bilmiyorum. Neyse, devam et bakayım. Tarikat zihniyeti tüm İslam alemine yayıldı. Pozitif bilimleri bir kenara iterek şeyhinin dizinin dibinden ayrılmayanlara teslim edilen yönetimler ve medreseler sığ bir kitle yetiştirdi. Dünyadaki gelişmeleri takip edemedik. Çünkü günahtı. Dar kafalılığa bakar mısınız? Pozitif bilimlere günah diye kimseyi yanaştırmayan o dönemin şeylerinin ekolünden bugüne kadar uzananların yaşantılarına bakarsanız çelişkiyi göreceksiniz. Hangi çelişki mi? Birçoğunun özel hastanesi var. Gavur ilmine kendilerini teslim etmiş durumdalar. Bilimin peşinden gitmediğimiz sürece, üretim yapmadığımız sürece sonsuza kadar zulüm göreceğiz. Ben şöyle bir şey ilave edeyim, unuturum yoksa söylemek için. Sabahattin Aydın'a ilave olsun. Bakış açısına katılmıyorum ben. Yani bu yazıya katılmıyorum. Yani Nizamiye medreseleriyle veya işte o genel olarak diyelim, tasavvuf ehli nedeniyle pozitif bilimden geri kaldık manası çıkıyor yazıdan genel anlamda. Bunlar birbiriyle alakası olmayan şeyler arkadaşlar. Neden? Eğer Avrupa'yı ve Batı dünyasını örnek gösteriyor işte bizden yüzyıllar sonra bu medreseleri kurmalarına rağmen biz bu kadar geriydik. İşte medreseleri yani bilimi özet olarak söyleyeyim. Bilimi işte şeyhlerin eline bıraktılar. İşte o zamandan böyle oldu. Nizam-ı Mülk'ten falan gelmiyor. Böyle değil işte kardeşim. Öyle olsaydı o dönemde Avrupa dünya öküzün boynuzunda mıdır? Dünya düz müdür? Düz gidersek dünyadan düşer miyiz gibi seviyede, en geri seviyedeyken o yüzyıllarda Avrupa'da işte insanları cadı ilan edip yakmak var iken, o yüzyıllarda Avrupa tuvalet kullanmasını bilmiyor iken, daha mikrobun ne olduğunu bilmiyor iken ve veba hastalığıyla kırılıyorken pislikten, o sizin beğenmediğiniz tasavvuf ehli insanlar insanlara İslam'ı tebliğ ettiler, insanlara temizliği öğrettiler, bilimi öğrettiler ve yüzlerce bilim adamı çıktı. Bunun içinde uzay bilimi bile var. Yani dünya haritaları çizildi, dünyanın yuvarlak olduğunu açtık, haritalarını çizdik, değil mi? Tıpta, bilimde, felsefede çok değerli, çok yüksek seviyede hala kitaplarının Avrupa'da okutulduğu bilim adamları yetiştirdi onlar. Neyimle suçluyorsunuz ben anlamadım yani bunu. Yani ana kumanda soruyor Sabahattin Aydın, neye göre, kime göre bunu yazıyorsun diye. Neye göre? Tabii canım, Arap düşmanlığı da var yazıda bir miktar. Şimdi Cebir'in kurucusu Cabir bin Hayyam, sıfırı kaldır matematik çöker, sıfır yani İslam dünyasının bir sürü şey var, icatlarımız var. Ama diyor ki medreseye diyor ki Arapları geldi doldurdu, şeylere emanet etti ülkeyi falan filan. Bin yıl önceki medreseden bahsediyor. Bin yılda bin milyon tane icat yaptı bu adamlar. Öyle olsaydı öyle mi olurdu? Yani bir de şu var bak, bir yere geleceğim bak. Tayyip Erdoğan'ın sürekli demeyeyim de zaman zaman haşhaşiler falan diye eleştiriyor değil mi şeyleri? Haşhaşilere gönderme yapıyor yani. O dönemde yaşamıştır haşhaşiler. Hasan Sabbah da Alamut Kalesi'nde örgütlenip intihar komandolarını ilk yapan tüm dünyada Hasan Sabbah. İntihar komandolarını göndererek padişahı şehit ettirmiştir yani. Onun da karşı olduğu bu medreselerdi. Hasan Sabbah uyuşturucu verip millet insanlara yalancı cennet vaat edip insanları hem itikatla yoruyordu hem de canlı bomba haline getiriyordu. Şimdi bu yazının durduğu yer o medreseye karşıysa Hasan Sabbah'tan yanadır. Değil mi? O dönemde yani Hasan Sabbah diyor ki bu medreseler kaldırılsın diyor. Ve intihar komandoları gönderiyor. Birçok alimi öldürtüyor. Hasan Sabbah. Şimdi sen bugünden bakarak o medreselere, o eğitim sistemine karşıysan Hasan Sabbah'ın tarafında duruyorsun diye gelir benim aklıma yani. Gücenmesin Sabahattin dostum kardeşim. Arapları medreselere soktular ve
Ha öyle bir şey yok ki ya. Ya yok ya. Ya arkadaşlar, ilmin Arabı, Çingenesi, Kürdü lazım mı var? Onu bari bölmeyin ya. İl medresede ilim okuyorsun ya. Ne Arabı, ne Çinli, ne Türkü ya. Öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey, haksızlık yapmayın. Hiçbir millete haksızlık yapmayın. Benim peygamberim Arap'tı. O nedenle de Arapları severim kardeşim. Yani iş Arap deyince bir insanların tüyleri diken diken, yok pis Araplar, pis Araplar. Lan pis Arap dediğin İslam, Müslüman bunlar. Ne kadar pis olsa olsun Avrupa'nın en temizinden temizdir. Avrupa en pis Arap, en temiz Avrupalıdan temizdir yani. Gavurdan diyeyim. En pis Müslüman, en temiz gavurdan temizdir ya. İnsanı temizleyen tezekka diye bir şey var. Tezekka. İnsanı temizleyen kalbidir, aklıdır, imanı, itikadıdır. Ondan sonra uyarsın ona. Taharetim var. Her gün sabah duş alıyorum ben ya. Adamlar ya Napolyon şeyden geçiyor. Irmaktan da acaba vaftizim bozulur mu diyor. Islanacak ya. Hiç duş almamış adam hayatında. Ondan sonra vebadan geberiyor Avrupa. Onu bu tarafa koymuş. Övüyor Sebahattin Aydın. İslam dünyasını yok. Arapları doldurdu medreseye. Ya hangi pencereden dünyaya bakıyorsunuz arkadaşlar? Biraz kendinize bu kadar zulmedenlerden olmayın ya. Ben bütün insanları severim kardeşim. Ama illa Müslümanları severim. Ben Allah düşmanlarını sevmem. Hoş da görmem. Hoşgörülü falan da değilim. Görmem yani. Ya Araplar bizim sırtımızdan falan bıçaklamadı. 18 tane Haçlı Seferi yaptı kardeşim Avrupa. Bir tane Araplardan hain çıkmış, kahpelik etmiş. Levrens'in, yani Batı ajanlarının gazıyla oradaki çöldeki bedevilerden bir kısmı hainlik etmiş diye ben 1000 yıllık Araplarla dostluğumu bırakacağım da 18 sefer katliam yapmış Türkiye'de, Batı'ya mı hayran olacağım yani? He? Hala Suriye'de katliam yapan Batı'ya mı hayran olacağım? Arakan'daki Budist rahiplere bak. Adamlar rahip. Din adamı. Bacaklarını, bende videosu var. Adamı yatırıyor, canlı canlı baltayla bacağını kesiyor. Bu adamlarla mı aynı safta duracağım ya? Oku kime attığına bakacaksın. Bak şu çok önemli. Haklı da olsa. Haklı da olsa. Elinde bir tane ok var. Bir tane okun var. Oku çekmişsin. Karşında Araplar var. Yahudiler var. Efendim Budist rahipler, katliamcılar var. Avrupalılar var. Haçlılar var. Bir de şeyhler var. Hoca var bir tane de. Sen o kadar adamı pas geçip o oku şeyhine atıyorsun be kardeşim ya. Önce bunları bir gebert, sonra şeyhe geliriz kardeş. Sen şeyhsen, İslam itikadına göre adam ol deriz yani. O oku şeyhe atmanın sırası değil. Bak, Arap yönetimleri Arapları temsil etmiyor. Arap ülkelerinde demokrasi yok. Yani Araplar deyince sizin aklınıza sadece Suudi ailesi gelmesin. Suudi ailesi Arapların bir ailelerinden bir tanesi. Araplarda seçim mi var? Yani biz de mesela Tayyip Erdoğan hata yapsa insanlar diyebilir, Türkler bize böyle yaptı diyebilir. Çünkü biz seçmişiz, adamı oraya koymuşuz değil mi? Beni temsil etsin diye oy vermiş millet. O temsil ediyor Tayyip Erdoğan. Diyebilir diğer ülkeler ki kardeşim Türkler bize fenalık ettiler diyebilir. İyilik yaparsa iyilik ettiler Türkler diyebilir. Ama Araplarda demokrasi yok ki. Adam gelmiş yerleşmiş kral oraya. Arapları temsil etmesi için oy alması lazım. Temsil etmiyor ki. Gasp etmiş oturmuş. Yani siz Araplar dediğiniz zaman tabandaki milyonlarca halkı suçluyorsunuz. Halkın ne günahı var abi? Birçok Arap değil öyle. Arap yönetimleri bugün şimdi Suriye'deki Esed darbeyle gelmedi mi babası? Esed Suriye halkını temsil etse savaş çıkacak mıydı? Yok. Seçime gideceğim diye söz verdi. Muhalefet miting yapsın dedi. Gitti mitingi bombaladı. Yemen'de tersi, Irak'ta tersi. Yani halkı Şii olan, Şii çoğunlukta olan ülkelerin başına Sünni'yi vermişsin. Yerleştirmişler niza olsun diye yani. Halkı Sünni olan, büyük çoğunluğu Sünni olan milletlerin başına Nusayri'yi Alevi insan, Şii insan koymuşsun. Çelişiyor. Demokrasi olsa, eğer sandık koyulsa, seçim olsa halk kendine benzeyeni seçecek. O zaman Araplar temsil etmiş olacak. O zaman deriz ki Araplar böyle yaptı diye. Şimdi diye mi? Suudi yaptı diyoruz. Esed yaptı diyoruz. Suriyeliler böyle yaptı diyor muyuz? Demiyoruz. Ne diyoruz? Esed yaptı diyoruz.
Esed. Çünkü Esed Suriyelileri temsil etmiyor. Çok yoruldum, terledim. Sıcak üfleyeyim, üfleyeyim bir şey dedi. Ana bitmeyecek hakikaten. Devam et. Sebahattin Aydın mı bu kadar konuşturdu bizi ya? Programın yarısını yedi Sebahattin Aydın. Sana helal olsun. Devam et. Çünkü hem aklen hem fiziken onlardan zayıf olacağız. Ve son söz. Ülke kurumlarında cemaat ve tarikat yapılanmaları hızla temizlenmelidir. Şeyhini sevenler şeyhinin dizinin dibine gönderilmelidir. Bin yıllık yanlışlardan çok çektik, artık yeter demiş Sebahattin Aydın. Ona katılıyorum o bölüme. Ama sen bugünkü yani bugünkü ihtiyaçlara göre hareket etmesi lazım insanların. 1000 sene önceki, 700 sene önceki uygulama da onlar önderdi, halkın önderiydi. Ve bilim adamı yetiştirdiler. Binlerce, milyonlarca. Şimdi öyle mi? Şimdi teknolojinin zirve yaptığı çağdayız ya. İnternetten okusan alim olursun yani. Şimdi ihtiyaç yok ve şimdi devletin sistemi içinde örgütlendikleri zaman, şimdi ne kadar iyi olursa olsunlar, ilerleyen zamanların birinde bir başka kötü niyetli grubun eline geçebiliyor ve devlete fenalık edebiliyorlar. O nedenle devletin örgütlenme yapısının içerisinde tarikatlar, şeyhler, meyhler olmamalı. Ben buna katılıyorum. Bu başka bir şey ama sen bugünkü adama kızıyorsun, ta Nizamiye Medresesi'ne sövüyorsun abi, bilim adamı yetiştirmiş yere yani. Evet, teşekkür ederim. Kimin yazısıydı? Sebahattin Aydın. Sebahattin Aydın, teşekkür ederim. Çağdaş Kocaeli Gazetesi. Yine 12 Eylül diyeceğim, kızacak ana kumanda. 12 Eylül Salı. Evet, Sadun Çetin, konu Kocaeli Sanayi Odası olursak. Bu arkadaşlar Kocaeli'nin gündemini çok meşgul eden bir konu olduğu için birkaç yazar yazmış. Ben bunu müsaade ederseniz Sadun Çetin'den okutup hem konuyu özetlemiş olalım hem de bitirmiş olalım. Hepsinden ayrı ayrı okumuş olmayalım. Kocaeli Sanayi Odası ile ilgili tartışılan meseleyle ilgili Sadun Çetin ne diyor? Güzelce okuyalım. Konu Kocaeli Sanayi Odası Başkanı olursa, bu konuya çok hevesli, çok arzulu, çok istekli mal bulmuş mağbiri gibi girmeye mal hiç... Bak bu da Sıbahattin Aydın'a göre bir örnek olsun. Mal bulmuş mağribi gibi değil mi? Evet. Yani batılı mal bulunca nasıl sevinir ya. Oradan bir darbe mesel kalmış Türk milletine. Mal bulmuş mağribi gibi. Evet. Mal bulmuş mağribi gibi girmeyi hiç ama hiç düşünmedim. Ve bugüne kadar da bekledim. Çünkü en başta söylemek isterim ki konuyu tescilli bir şantajcı gazeteci müsveddesi köpürtüyor. Bu kıblesi para olan kalem eşkıyası ne yazıyor ise bunu mutlaka bir çıkar için yazdığını artık bu kentte bilmeyen kalmadı. Ancak söz konusu edilen iddiayı bir tek o şantajcı yazmadı. Sosyal medyayı kastetmiyorum çünkü o mecrayı ben hiç takip etmiyorum. Bir de ortaya atılan iddialara verilen cevaplarda iddia edilenlerin yalanlanmasına yönelik bir çaba görmediğim gibi bunun bir kişisel hak ve özgürlük olduğunu da söylemeyip biraz şaşkınlık ve kızgınlıkla karışık tepki içinde olmasına fazla bir mana veremedim. Bunlar yan yana gelince ve son 4-5 gündür üzerine gidilen isim de Kocaeli Sanayi Odası Başkanı olunca bu konu hakkında kanaatimi açıklamak ve kentimizin yarınlarındaki tarihine not düşmek adına üzerime bir sorumluluk düştüğünü hissettim. Zaten önündeki sıfat olmayıp sadece iş adamı Ayhan Zeytinoğlu olsaydı bu konu üzerine kanaat belirtmeyi de kendime vazife saymazdım. Türkiye'de bir ilk değil. İddianın konusunu kısaca özetlemek gerekirse Kocaeli Sanayi Odası Başkanı'nın iki çocuğu ve eşinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarak ABD vatandaşı olmaları, çocuklarını ABD'de dünyaya getirmek isteyen aileler çok eski yıllardan beri ülkemizde vardır. Çifte vatandaşlık hakkını kullananlar da öyle. Bunların elbette çok büyük çoğunluğunu iş dünyasından kişiler oluşturuyor. Öğrenciler arasında da yaygın. Böyle bir tercih kah iş ilişkilerine kah yaşam biçimine geldiğine inanılan avantajlar için kullanıla gelmiş. Ben en azından yarım asırdır ülkemizde böyle bir durumun varlığını hatırlıyorum. Pek çok akademisyenimizin, sinema starımızın ve sanatçımızın da bu trendden etkilendiğini biliyoruz. Yani kısaca bu konu Türkiye'de ilk kez yaşanmıyor. Son kez de yaşanmış olmayacak. Şehrimizde gündeme gelen bu konuda bir farklılık görünüyor. O da Türk vatandaşlığından tamamen çıkılıp ABD vatandaşlığına girilmiş olunması. Tabii bu iddiayı Kocaeli Sanayi Odası Başkanı'nın yalanlama yoluna gitmemesinden dolayı bunu kabul etmiş olduğunu varsayarak yazıyorum. Benim kanaatim şık olmadı. Eski bir vakanın ABD vatandaşlığına geçiş, Kocaeli Sanayi Odası'ndaki seçimlere 2 ay kala piyasaya sürülmesini elbette manidar buluyorum. Belli ki bazı merkezler kıblesi para olan şantajcı gazeteci müsveddesini devreye sokmanın zamanlanmasını böyle uygun görmüşler. Hem de Kocaeli Sanayi Odası Başkanı ailesi kanalıyla vurmaya çalışıyorlar. Bu işe en iyi yapacak kimsenin de şantajcılığı tescilli kalem eşkıyası olduğunu da çok iyi biliyorlar. Bana kanaatimi soracak olursanız bu gelişmenin şık olmadığını ve bir Kocaeli Sanayi Odası Başkanı'na yakıştıramadığımı söylemek isterim.
Nedeni de Kocaeli Sanayi Odası gibi çok önemli referans kurum niteliğindeki bir STK'nın toplum nezdinde bulunan algısına yapması muhtemel olumsuz etkidir. Ama Kocaeli Sanayi Odası Başkanı sıfatını taşımayan bir iş adamı olsaydı zerre kadar kalem oynatmaz, olağan karşılayıp geçerdim. Kocaeli Sanayi Odası'nın kendi iç meselesi. Kocaeli Sanayi Odası bunun hesabını sormalıdır veya Kocaeli Sanayi Odası Başkanlığından istifa etmelidir gibi zorlamalar yaparak milliyetçilik duygularını köpürtüp tribünlere oynamaya sevdalı popülist bir anlayışın içinde değilim. Kişisel kanaatimi belirtmekle yetinip bu konuyu bizatihi olarak Kocaeli Sanayi Odası'nın kendi iç meselesi olarak gördüm. Keza toplumun ne düşünüp düşünmeyeceğinin hesabını yapmayı da onların görevi olarak kabul ederim. Yoksa Kocaeli Sanayi Odası Başkanı'nı eşi ve çocuklarının tercihi nedeniyle yargılamak benim görevim olamaz. Hukuki bir sorun var ise adalet yargılayabilir, sakıncalı bir durum var ise kendisinin FETÖ ile ilişkilendirilme gayretleri konusunda devlet hesap sorabilir ve elbette Kocaeli Sanayi Odası camiası bu konuyu sorgulayabilir. Toplumda açtığı kredibiliteyi yeniden gözden geçirir veya geçirmez, bilemem. Ama bu konunun bizim işimiz, bizim konumuz, hele hele hesabını soracak kadar kendimizden geçeceğimiz, bizi ilgilendiren bir konu olmadığını düşünüyorum demiş Sadun Çetin. O konuyu bölmeden hemen Kocaeli Bizim Yakın gazetesinden FETÖ'yü sulandırmak ve Ayhan Zeytinoğlu başlıklı Ersin Akboy'un köşe yazısını devam edelim. Konu tamamlanmış olsun. İşte not alırsın, sonra resmini koyarsın. Evet, Ersin Akboy'un köşe yazısıyla devam ediyoruz. FETÖ'yü sulandırmak ve Ayhan Zeytinoğlu. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile ilgili günlerdir bir kampanya yürütülüyor. İlk sözüm Gölcüklülere. Bu kente bir okul kazandırmış, sayısız faydası olmuş Gölcüklü'nün çocuğu Zeytinoğlu bu denli yalnız bırakılmamalıydı. Bir iki avantajının dolandırıcılığı tescilli birinin sözüyle Zeytinoğlu bu derece yıpratılmamalıydı. Bu sahipsizlik Gölcük'ün ayıbıdır. Bu bir. Devlet her zaman 18 yaşındadır. Devlet kimin ne olduğunu da ne yaptığını da bilir. Devlet FETÖ'ye istihbarat sağladığı iddiasıyla 29 gün gözaltında tutulan, bir dönem gazetesinde gittiği FETÖ toplantısını ballandıra ballandıra anlatan, FETÖ zanlılarından ciddi paralar indiren o şahsın lafıyla da iş yapmaz. O sadece biraz daha fazla ne kopartırım diyerek sayfalarda yırtınır durur. Bu ülkede çifte vatandaş olmak suç değildir. Kaldı ki bunun prosedürleri vardır. Ayhan Zeytinoğlu sıradan bir isim değil ki bunları ve gerekenleri bilmesin. Yine başa dönersek, eğer Zeytinoğlu'nda işlediği, karıştığı bir suç veya benzeri durum varsa devlet onu da bilir ve gereğini yapar. İşin acı tarafı şudur ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için büyük önem taşıyan, hani FETÖ terör örgütüyle mücadelede olur olmaz isimlerin ortaya atılması, gerçek FETÖ'cülerin ve FETÖ sevicilerin gizlenmesine, kripto FETÖ'cülerin daha rahat ihanet edebilmelerine olanak sağlamaktadır. FETÖ davası bu yolla sulandırılmaktadır demiş Ersin Akboy'un. Evet, buyur ana kumanda. Sadun Çetin'in ve Ersin Akboy'un aynı konuyu yazmıştır, evet. Türkiye'de acı bir gerçek var. Seçim ne zaman yaklaşırsa oradaki insanın ayağını kaydırmak için bu tip filmler oluyor diyor yani. Evet. Hem sanayiden Tiyazı'nda hem de AK Parti il başkanlığında da. Şimdi AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan yok işte yeni tartışılan bir gündem var da işte devlet kamu kurumlarına mal sattı mı satmadı mı meselesi var. O da şimdi yani Şemsettin'e soruyor. Diyor ki madem siz bunu belgeleri Şubat'ta ele geçirdim diyorsunuz. Şubat'ta gelmiş belgeler. Niye beklediniz madem böyle bir şey var idi diye soruyor. Niye bekledin? Seçim satım haline girildiği zaman ayağını kaydırmak için. Daha önceki başkana da buna benzer bir takım şeyler söylenmişti. Bunu da konuşacağız. Kimden konuşacağız? Adem Turgut yazmış arkadaşlar. Diğer gazeteciler yazmış. Hepsini kontrol ediyorum. Adem Turgut 12 Eylül efendim salı günkü Kocaeli Demokrat Kocaeli gazetesinde köşesinden belge meselesini şuradan işaretlemişim ama konu arşivlere geçmesi bakımından tamamını okuyalım. Adem Turgut'tan belge meselesi Şemsettin Ceyhan'la ilgili. Belge meselesi, başkanın sahibi ve ortağı olduğu şirketlerin gerçekleştirdiği kamu ihale alımları ve kazançlarının belgeleri ortada. Bunları bir siyasetçi olarak sunmaktan elzem duyuyorum. Ancak yolsuzlukla mücadele sloganıyla iktidar olan bir partiye yakışmayan durumlar söz konusu demişti. Adem Turgut, evet. Ceyhan ise pazartesi basının huzurundaydı ve belge gösterdi. Sorular sordu, cevap verdi ve de iddialarda bulundu. Ceyhan'ın açıklamasının detayları gazetemizde ama ben özetleyeyim. 1.
Tarhana belgeleri FETÖ'nün verdiğini iddia etti. 2. Kocaeli sınırları içinde kamu ile yaptığı işlerin il başkanlığından önce olduğunu belgeleriyle gösterdi. 3. Bak orası önemli. O maddeyi tekrar okuyalım. 2. Kocaeli sınırları içinde kamu ile yaptığı işlerin il başkanlığından önce olduğunu belgeleriyle gösterdi. Evet. 3. Başkanlık döneminde kesildiği görülen iki faturanın iş kabul ve ihale tarihlerinin de il başkanlığına başlamadan önce olduğunu gösterdi. Şimdi onu diyecektim, yanlış yeri tuttum. Onu tekrar oku. 3. Başkanlık döneminde kesildiği görülen iki faturanın iş kabul ve ihale tarihlerinin de il başkanlığına başlamadan önce olduğunu yani gösterdi. Yani şu, Şemsettin Ceyhan'ın söylediği, açıkladığı mesele şu. Şemsettin Ceyhan il başkanı olmadan önce bu ihaleyi yapmış, işini bitirmiş. Yani kabul etmiş, yapmış. O arada il başkanı olmuş, faturasını il başkanı iken kesmiş haliyle. İl başkanı olduktan sonra gidip almamış yani. Bunu açıklıyor. Onu da geleceğim, onu da Aynullah Demirel yazmış. Oradan söylemek için ben söylemiyorum. Devam et. 4. Belgeleri genel merkezde göndereceğini söyledi. 5. Haklarımı mahkemelerde arayacağım dedi. Haberin özeti bu. Ama işin detayları da var. Ceyhan'ın söylediği bir cümle benim çok dikkatimi çekti. Dikkatinize sunuyorum. Tahsin Bey'e soruyorum. Şubat ayında aldım da neden bugüne kadar bekledin? AK Parti il başkanlığına adaysın da haberimiz mi yok? İl başkanına adayın var da bunun için kumpas mı kuruyorsun? Bunlar sorulacak sorular. Yani il başkanlığı, yani kongreler yaklaştığı bir sürede Tahsin Tarhan sen bekledin, sen Şubat ayında elime geçirdin belgeleri diyorsun. Bekledin de şimdi niye açıklıyorsun? Bu belgeleri FETÖ'cülerden mi aldın diyor. 2. İl başkanı sen mi gelip il başkanı olacaksın burada diyor. CHP'den gelip de diyor. 3. AK Parti'de il başkanı adayı desteklediğin bir aday mı vardı diyor. Seçim satırma haline girdiğimiz zaman yani köprüden geçerken beni aşağı itiyorsun anlamında AK Parti il başkanı da soruyor. Devam edelim bakalım sormuş mu? Kocaeli'de bu kadar boş işlerle uğraşan başka bir milletvekili görmedim. Ahlaksız ve hukuksuzluk yapıyor. Eğer bu sorulara cevap vermezse müsterihtir. Elbette... O müsterih olmaz mı? Ne yazıyor orada? Eğer bu sorulara cevap vermezse müsterihtir. Müsterihtir mi yazıyor? Evet. Müsterih ne demek arkadaşlar? Rahatlamış demek yani. Rahat. Müsterih ol derse müsterih ol, sakin ol, rahat ol. Rahatlamış demek müsterih. Orada herhalde ifade yanlış. Eğer bu sorulara cevap vermezse müsterihtir değil, müfteridir. İftira atan demek müsterihi de. Müsterih olarak yanlış klavye tarzı diyelim. Ama önemli bir şey, çünkü mesaj dedi, klavye atarsın mesaj içerdiği zaman güleriz biraz. Eğer bu sorulara cevap vermezse müsterihtir dersen, rahattır. Rahattır yani doğru söylüyor anlamına gelir. Ama eğer bu sorulara cevap vermezse müfteridir dersen, cevap vermezsen, kanıtlayamazsan iftira atıyorsun manasına gelir. O cümleyi müfteridir olarak okur musun tekrar? Eğer bu sorulara cevap vermezse müfterihtir. Müfteri, tamam devam et. Elbette Tarhan AK Parti'nin iç işlerine karışma niyetlisi değil ama herkes için bu söylenebilir mi? Doğrusu bu iddialar bana da CHP AK Parti çekişmesinin bir parçası gibi gelmiyor. Hani belgen mi var diyeceksiniz, ben de yok diyeceğim ama bu iş bana daha çok iktidar partisi içinde iktidar çekişmesi gibi geliyor. Gazetecilik hislerim böyle diyor. Evet. Daha önce Mahmut Çivelek milletvekili adayı yapılmazken ortaya atılan iddialar gibi şimdi de Ceyhan için bu iddiaların gündeme gelmesi sağlandı. Evet, Adem Turgut çok güzel yerinden yakalamış konuyu yani. Evet. Görünüşte bu iddiaları da muhalifler söylüyor ama bence konu bir parti için yıpratma hamlesi. Evet, bence de aynen katılıyorum. Evet. Kim düşünür yapar bilmem. Onu da AK Partililer düşünsün. Benim gözümde belge meselesi böyle demiş Adem Turgut. Evet. Adem Turgut'un bu belge meselesinde yaptığı yoruma tamamen katılıyorum. Ve ana kumanda bir şey ilave edecek. Şu yalnız gazeteyi öteki gazeteyi alabilir miyim? Bizim yakayı. Hayrullah da bir ilavesi var. Evet. Neyi? Tahsin Tarhan'la ilgili yakından tanırım diyor ana kumanda. Ama ben tercüme edeyim. Şemsettin Ceyhan Tahsin Tarhan'a şunu sormalıydı diyorsun. Evet. Ve Mevlana'nın bir sözüyle mevzuya dahil oluyorum diyor. Evet. Söyleyene bakarım. Söze bakarım tamam. Tamam. Sen diyorsun ki ben Tahsin Tarhan'ı yakından tanıyorum. Bir söyleyene bakarım, bilmem söze bakarım. Lafını mı şimdi oraya? Ama bu hakaret... Tahsin Tarhan'a mı diyorsun bunu sen? Evet.
Bir dakika, bana da söyleyeyim. İddia bunlar ama. Bunları kanıtlayabilecek misin? Bak, tercüme ederim. Tahsin Tarhan, Levent'teki 7 katlı binayı milletvekili olmak için mi verdin? Öyle mi? CHP'ye bağışladı diyor. Ya adam malı bağışlar abi, ne var? Suç mu? Ya ama siyasette bu işler var, adam malı var. Bağışlarım ben istersem Kızılay'a bağışlarım ve CHP'ye bağışlar. Suç mu yani? Ha, şuraya getirelim o zaman. Tahsin Tarhan, işte Levent'teki 7 katlı binasını CHP'ye bağışlayıp Özra'ya geçip milletvekili oldu diyor ona kumanda. Şimdi ben de diyorum ki bu siyasette böyle şeyler vardır. Mal kiminse istediği yere bağışlar diyorum. Ama iş Şemsettin Ceyhan'ın kendi yıllardır yaptığı işi mesleği ticaretiyle ilgili sen il başkanıyken yaptın mı yapmadın mı diye bu kadar üstüne gidip sanki bir yolsuzluk var izlenimi uyandırmak hoş değil. Onunla ilgili de hemen bizim yaka Kocaeli Gazetesi'nden Hayrullah Demiray şu bölümü okuyacağım arkadaşlar. Onu ben yorumlayacaktım ama gazeteci yorumu daha güzel oldu. Köşe yazarımızın. Hayrullah Demiray diyor ki elinde belgesel olan paylaşsın ama şu bölüm. Gelelim diğer ticari konulara. Elbette bir insan ticaret yapmalı. Haksız kazanç ya da bulunduğu makamı kullanarak bunu yapıyorsa tabii ki herkes eleştirmeli. Ama il başkanı oldu diye ticaret yapmayacak anlamına da gelmez. Kimse de bunu beklememeli. O zaman ortaya şu çıkar. Birisi milletvekili oldu, o da ticaret yapmasın. İnsanlar geçimlerini bir şekilde yaptıkları ticaretle sağlamalı. Yoksa ortaya absürt bir durum çıkar ki bu daha kötü diyor. Bakın, Hayrullah Demirey'in zaman zaman kafası çalışır. Bu kafası çalıştığı zamana denk getirmiş. Çok güzel bir yaklaşım. Şu yani, şimdi ben mobilya mağazam var, bir şeyim var yani, bir iş yapıyorum diyelim. Milletvekili oldum, artık yapmayacağım yani. Ne, o zaman ya da il başkanı oldu, ticaretini yapmayacak. Yapmadığı zaman ne olur arkadaşlar? Neyle geçimini sağlıyor, nasıl para alıyor, nasıl para kazanıyor o zaman? Onu sorarız. Sen o zaman il başkanlık makamını bir parayı bulmak için kullanıyorsun deriz. Yani başka yöntemler buluyorsun. Eğer ticaretten bulup da geçinmiyorsan, işini yapmıyorsan başka neyle geçineceksin diye sorulması lazım. Değil mi ana kumanda? Bu mantıkla bakma. Yani ben şunu da zaten eleştiriyorum. Şemsettin Ceyhan hatası şu. Yani AK Parti il başkanı olarak açıklama yapıyorsun. Sana bir şey diyen yok, eden yok. Diyorsun ki ben AK Parti il başkanı olarak il başkanı olduğum süre içinde asla kamuya iş yapmayacağım diye. Ya ne ihtiyaç duyuyorsun ki böyle bir açıklama yapmaya? Yaparsın. Gene yapma. Ya da yap. Yani kendini bu yaptığın ticaretle güncelleştiriyorsun, gündeme getiriyorsun. Millet de takip ediyor. Yapmayacağım demiştin. Yaptın mı, yapmadın mı? Peki yapmış olsan suç mu? Değil. Ayıp mı? Değil. Haram mı? Değil. Günah mı? Değil. Kendi kendine kelepçe vuruyor. Yapmayacağım diyerek. Yapmayacağım demene gerek yok. Yapma. Ama milleti böyle boş boş gündemlerle kendini yıpratacak zemin hazırlamış oldu Şemsettin Ceyhan. Hatalı bir açıklamaydı. Bana katılmadığın bir konu var. Buyur. Ya bakanın zaten zamanı mı olur ki gelsin de ticaret yapsın. Yani dünyayla boğuşuyorlar. Tamam, zaten öyle yapıyor, öyle yapıyorlar. Genel olarak öyle yapıyor. Ama ahlaki olarak ve yasal olarak suç olmayan bir durumdan dolayı sanki bir yolsuzluk varmış ortada izlenimi uyandıran manşetlerle, açıklamalarla hem makamı hem kendisini yıpratmış olur. Ne gerek var? Ne gerek var yani buna? Yaparım kardeşim, çaldın mı çırptın mı sana ne derim ben olsam yani. Bir de Ayrullah Demirel diyor ki madem elinizde bir şey var onları neden paylaşmıyorsunuz ya da neden paylaşamıyorsunuz? Belge var, belge var diye bağırıyorlar. Bir tane belge görmedik. Gazetelere Tarhan mail atmış. Belge var diye. Belge maili yok. Varsa at kardeşim. Belge dediğim fatura. İki tane fatura varmış. O da adam diyor ki Şemsettin Ceyhan diyor ki kardeşim ben il başkanı olmadan önce bu yani almıştım. Bu işi yapıyordum. Faturasını il başkanı dönemine geldi. O zaman kesti. Diyor. Ondan başka almadım diyor. Velev ki alsa da sana ne derim ben olsam yani. Boşuna yani Şemsettin Ceyhan gibi benim çok sevdiğim bir arkadaşımız yani mahallemizin insanı. Çok sevdiğim temiz bir arkadaşımız yani böyle hiç suç olmayan, günah olmayan işlerle yıpratılmasına üzülüyorum be kardeşim ya. Niye şimdi abi? Evet, bir de Şubat'ta ele geçirdim diyorsun kendi iddia iddiacı eden. Şubat'ta ele geçirdim diyor.
Gelmişiz ekime. Bizim orada bir laf var. Yayla da dayak yemiş. Adam gelmiş köyde ağlamış. Yayla ile kök 5-6 saatlik uzak yol. Yayla da dayak yemişse yayla da ağlıyor. Köye gelip ne ağlıyor? Derler yani. Heh. Zaten ona geliyor. Zaten Şemsettin Ceyhan ona vurgu yapmış. Yani il başkanı olarak benim haricinde desteklediğim bir isim var ki beni yıpratmanın peşine düştüm olmayan şeylerle diye. Konuya devam edelim. Kocaeli gazetesi 13 Eylül Çarşamba Tarhan Ceyhan'a meydan okudu. Kendime güveniyorsan televizyonda tartışalım demiş. Bu CHP genel başkanından aşağı kadar böyle gidiyor bunlar. Televizyonda tartışmayı çok seviyorlar arkadaşlar. CHP'li Tarhan AKP Ceyhan, AKP'li Ceyhan'a mobilya satış üzerine yüklendi. Ceyhan davacı olacağını söyledi. Tarhan Ceyhan'a kendine güveniyorsan çıkalım konuyu televizyonlarda televizyon tartışalım diye cevap verdi. Bizim televizyona gelirlerse ne yaparız? Kabul eder miyiz? Ya yıpratmak amaç yıpratmak olduğu belli. Niye televizyon tartışalım diyorsun? Madem bir sıkıntı varsa git mahkemeye ver. Ha. Ya Şemsettin Ceyhan'ı yıpratmak ve önünü kesmek mesele budur yani. Ben de ana kumanda diyor ki ben buradan Sayın Tarhan'a soruyorum açıkça. Sayın Tarhan senin AK Parti başkan olmasını istediğin adayın kim? Sen onu açıkla direkt uğraşma diyor ana kumanda. Hay Allah ya. İyi ki siyasi değilim ya. Benden hiç siyasetçi olmazmış ha. Her hafta mahkemelere giderdim. Evet. Tanzer İnal. Bu arada Erkan Ligiz'i kaybettik. Allah rahmet etsin. Çok sevdiğimiz büyüğümüzdü. Bütün gazete camiasının duayenlerinden Erkan Ligiz. Zaten şeker hastası diye yatıyordu. Hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Birinci içeceğimiz ayran. Milli içeceğimiz ayran. İkincisi de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'da geldi. Üzüm suyu. Manisa'ya gitmiş, kebabının yanında üzüm suyu ikram edilmiş, pek beğenmiş. Üzüm suyu bizim ikinci milli içeceğimiz olsun demiş. Bence de uygun diyor Tanzer İnal. Biliyorsunuz ama espriye açık mesele diyor. Biliyorsunuz üzüm suyu taze ise üzüm suyudur, bekletirsen şarap olur. Öyle olur. Artık üzüm suyu milli içecek olsun da isteyen bekletip içsin. Değil mi? İsteyen taze taze içsin. Yani isteyen helalken içsin, isteyen haram edip içsin. Evet, Mustafa Küpçü pis kokular başlıklı yazısı Rıza Zerrab'la ilgili. Bunu biraz şöyleteyim bir şey, meseleyi, konuyu tekrar açmayayım diye. Evet, Kocaeli, Özgür Kocaeli gazetesi 13 Eylül Çarşamba İsmet Çiğit Sefa Sirmen'i iyi ve formda gördüm diyor. Keyfi yerinde diyor. Sürekli görüşürüm Sefa Sirmen'le diyor. Evet, Süleyman Pekin. Pekin 13 Eylül Viyana'dan Sakarya'ya başlıklı yazısını okumaya cesaret edecek kimse var mı aranızda? Şöyle bir bakın. O bizim gazeteye de geldi. Gazeteden, ben mi okuyayım bizim gazeteden? Şey hangisini diyorsun? Şimdi, haberci bizden mi geldi? Evet. Haberci bizden mi okuyalım yoksa burada sen okur musun? Ben daha önce okuduğum için buradan da okuyabilirim. He, sen daha önce okuduysan bunu da reklamdan önce beklet bunu. Dursun. Şunu da Yüksel Ercan var. Abdestliyim sana yalan mı söyleyeceğim? Beklet. Biz kokuları okuyacağız. Artık konuyu konuya bağlıyoruz. Ha. Gelişiyoruz, gidiyorsunuz arkadaşlar. Eğitimden iyi haberler. Evet. Uğraş Çiftçi kriz ve kazanç başlıklı yazısını ve Osman Saraç, Belhin köpekleri de böyle yapar. Bu kendi yazımı kendim okurum arkadaşlar. Değil mi? Reklamdan sonra. Peki hiç okumayalım mı? Erdin Ağda'da Hüseyin Erol farkı, malumunuz Gölcük'te bir prefabrik yangın çıktı, sıkıntı oldu. İhtiyaç sahipleri için Biz İzmitiz grubunun kurucusu Hüseyin Erol bir kampanya düzenledi. Hemen eşyaları tamamlandı ve yardım amacına ulaştı. Erdin Ağda'da köşesine taşıyıp işte Hüseyin Erol farkı diyor. Bu kadar sivil toplum kuruluşları var, dernekler var, hiçbir işe yaramayan dernekler de var, tabela dernekleri. Ama dernek olmadığı halde sivil bir yaklaşımla Hüseyin Erol'un başarısını düzeltmiş. Biz de teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Hüseyin Erol gerçekten kent kamuoyunda sevilen, sayılan, saygı duyulan bir
abimiz diyelim. Evet. Tarhan belgeleri kimden almıştır? Ceyhan'ın yeni dönemde il başkanlığına devam edip etmeyeceğinin tam belli olmadığı bir süreçte bu belgelerin kamuoyuna açıklanması çok manidar. Sizde de öyle değil mi diyor. Erdin Adem'e. Bakın köşe yazarları görüyor, yakalıyor konuyu. Evet. Bir de Amerika'da malum kasırganın yarattığı hasarlarla ilgili sosyal medyada paylaşılan bazı konular var. Onlara ben de katılmıyorum. Onu da yine Erdin Adem'e dikkat etmiş, yazmış. Onu oradan okumam gerekiyor. Ağzına sağlık diye. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kasırga felaketi malumunuz. Hasar 200 milyar dolar civarında. Onlarca ölü, yıkılan evler, evsiz kalan on binlerce insan. Tam bir felaket yani. Böyle bir durumda dua etmek gerekir. Ancak muhafazakar kesim Orta Doğu'yu, Filistin'i, Arak'ını örnek göstererek Amerika'ya beddua okuyor. O olsun diyor. Neyse ki akıl izan sahibi birileri var. Mesela İbrahim Uzun. Kendisini sosyal medyadan takip ediyorum. Uzun beddua edenlere çok güzel bir yanıt vermiş. İzniyle paylaşıyorum. İbrahim Uzun sosyal medyasında demiş ki, ilim, irfan, bilim, fen, teknoloji, savunma, sanayi ile hatta insanlığın ile, imanın ile Amerika yıkılır. Kasırga ile yıkılan Amerika bu teknolojilerin sahibi. Amerika yıkılacaksa sen diyor, teknolojini geliştir diyor. Dinle. Silah satacak, ilaç satacak, araba satacak, telefon satacak ve dahi akıl alıp akıl satacak. Yine toparlanacak. Ya sen ne yapacaksın? Onların telefonu ile onlara beddua etmekten başka. Hadi oradan diyemezsin. Düzgün konuştun. Evet. Öyle demiyor. Anlamadın ki. Diyor ki kasırgayla diyor. Yani bunlar oldu ya kasırga. 200 milyar dolar zarar var ya. Amerika batmaz diyor. Amerika diyor sana gelir diyor. Gene silah satar. Gene bilmem ne satar. Gene toparlanır diyor. Sen burada ondan satın aldığın, onu kalkındırdığın telefonla ona yüzü söversin diyor yani. Bilimini geliştir diyor yani. Heh. Bir de şu da var. Hiçbir felakete, hiçbir yerdeki insanlığın üzerine düşmüş hiçbir felakete biz sevilmeyiz kardeşim. Bizim itikadımıza uygun değil ya. Orada bizim sorunumuz Amerika'nın devletiyle olur. Arabistan'ın devletiyle olur. Myanmar'ın devletiyle olur. Myanmar halkıyla olmaz. Yunan'ın devletiyle olur. Halkıyla olmaz. Yunan köylü de benim gibi köylü. Yunan işçi benim gibi işçi. Değil mi? Halklarla derdimiz yok. Dolayısıyla bu felaketler Amerikan devletinin başına gelmiş felaket diye ki sevinirim. Oradaki yaşayan köylüyü mahvetmiş, yıkmış orada ortalığı yani. Sevinecek bir şey mi yani? İnsanların ölümüne niye sevineceğiz yani? Bu akıl kârı bir şey değil ama şu tarafı da görmek lazım. Amerikan düşmanlığı dünyada o kadar yaygınlaştı ki dünyanın büyük bölümü iddialı bir cümle oldu belki ama Amerika'dan nefret ediyor yani. Girdiği her yeri kana boyamış zalim bir devlet. Dolayısıyla onların başına bir şey geldiği zaman ister istemez üzülemiyor insanlar yani. Bu da var. Amerika'da kendini toparlayıp biraz adaletle hükmetmeyi öğrensin canım. Bilmiyorsa gitsin biraz Osmanlı tarihi okusun. Devam ediyoruz mu ara mı? Evet, Uğraş Çiftçi kriz ve kazanç yazısını hemen okusun. Kısa bir yazı. Direkt Mert. Kriz ve kazanç. Kuzey Kore'nin füzeleri sağa sola uçuşuyor. Dünyanın yüreği ağzına geliyor. Ha nükleer savaş çıktı, ha çıkacak diye. Tüm dünya diken üstünde. Acaba Kore bir çılgınlık yapar da Amerika cevap verirse dünya dümdüz olur mu diye. Kim ile Trump tepişir de insanlık nükleer serpintiler nedeniyle tarihten silinir mi diye. Yoksa bu iş gördüğümüz gibi bize gösterildiği gibi değil mi? Polis gazetesi yazarı Miroslav Lavanski Sputnik'e verdiği demeçte dünyadaki krizlerin silah ticareti yapan ülkeler için bir hediye olduğunu belirterek ABD'nin her krizde 20-25 milyar dolar kazandığını belirtmiş. Lavanski devamında bir örnek veriyor ve son dönemde Tahran ile Riyad arasındaki gerilimden silah satışıyla 65 milyar dolar kazandığını belirtiyor. Yine Lazanski'ye göre son günlerde Kuzey Kore ile yaşanan füze krizi nedeniyle de Güney Kore ve Japonya gibi ülkelere yapılacak satışlardan ABD ciddi anlamda gelir elde edecek. Peki bu durumdan ne anlamalıyız? Acaba ABD ortaya çıkan krizleri fırsata mı çeviriyor? Yoksa Katar ve Kore krizlerinde de yaşadığımız gibi bizzat ve özellikle bölgesel krizleri tahrik ederek ve belli bir kritik eşlikte sıcak tutarak kendi silah sanayini ve dolayısıyla ekonomisini mi canlandırıyor demiş Uğraş Çiftçi. Evet. Cevap veriyorum. Evet dedi ana kumanda. Reklam arası mı? Kısa bir reklam arasından sonra biz sizin karşınızda olacağız. Siz de bizim karşımızda olun.
Galubela Kardeşlik Teşkilat Derneği'nin sunduğu Osman Saraç Çakırcı'nın gündemi reklamlardan sonra devam edecek. ...262 inşaat ve yapı malzemeleri, ısı yalıtımlı cephe kaplamaları. Kocaeli İmant oluyoruz. İşimiz doğru karar, doğru tercih ve doğru malzemeyle tüketici ve çevre dostu hizmetler yapmak. Mantolama, dekorasyon, elektrik ve su tesisatı, anahtar teslim, ev yapımı ve tadilatlarıyla A'dan Z'ye tüm inşaat malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Yenikent Mahallesi Venüs İş Merkezi, A Kapısı 6, No 232, Derince, Kocaeli. İletişim 0262 324 4174, 0532 733 0685. Siz isteyin, biz yapalım. 262 İnşaat. Kaliteli malzeme ve profesyonel hizmet Serpent Sineklik PVC plastik doğramadan sağlanır. Pilise perde, pilise sineklik, panjur, katlanır cam, alüminyum korkuluk ve alüminyum doğrama, ses, su ve toz almayan tüm ürünleriyle yapılarda kusursuz çözümler. Serpen Sineklik PVC plastik doğramada. İletişim 0262 311 1166, 0533 385 58. Adres: Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak No 33, İzmit, Kocaeli. Serpen Sineklik PVC plastik doğrama. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. İmza: Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. Yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte. Özgüven Market. Hizmette kalite, alışverişte ise özgüven. Acısu, Derbent ve Nusretin şubeleriyle siz değerli müşterilerini bekliyor. İletişim 0262 353 42 21. Eftal Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftal Maya Evleri. Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü.
Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. ...2009 yılından bu yana hizmet veren Ayşina Çorba, 150 kişilik kapasitesiyle müşteri odaklı çalışan personeli ve her türlü müşteri istek taleplerini değerlendiren servis anlayışıyla göz doldururken, siz değerli müşterilerini lezzetleriyle de aşina yapıyor. Muhteşem çorbalarının yanında müşterilerine farklı lezzetler de sunan Ayşina Çorba, şimdilerde ocakbaşıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Alışılmış lezzetlerin dışında yöresel lezzetleri de sunarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla evlere ve iş yerlerine aldığı siparişlerle Adana'yı ayağınıza getiriyor. Unutulmaz bir lezzet deneyimi için sizleri de Aşina Restoran ve Ocak başına bekliyoruz. Kalu Bela Kardeşlik Teşkilatı Derneği'nin sunduğu Osman Saraç Çakoca'nın gündemi devam ediyor. Kısa bir reklam arasından sonra Kalu Bela Kardeşlik Teşkilatı Derneği'nin sunduğu Osman Saraç Çakoca'nın gündemi devam ediyor. Süleyman Pekin'in 13 Eylül Viyana'dan Sakarya'ya başlıklı yazısını Dilek Mert okusun, başlayalım. Süleyman Pekin'in köşe yazısıyla devam ediyoruz. 13 Eylül Viyana'dan Sakarya'ya. Koşturduğumuz atların nalları döküldü. Kaderimiz kızılırmak gibiydi, içe büküldü. Demiş şair ama niye demiş, nerede demiş. 1299'larda kurduğumuz ve 15. ve 16. yüzyılların süper gücü olan Cihan İmparatorluğumuzun kaderinin tersine dönmesine ve onunla birlikte Türk milletinin talihinin makusiyet kastetmesine 14 Temmuz 1683'te başladı. 2. Viyana kuşatmamız. Devasa bir ordu, devasa bir komutan ve devasa iddialarla 2 ay sonra 13 Eylül'de savaş bittiğinde namağlup bilinen bir ordu yenilmiş, komutan idam edilmiş ve hepsinden daha önemlisi Osmanlı artık gerileme ve dağılma iklimine doğru girmişti. Tam 238 yıl sürdü bu sürükleniş. Tesbih taneleri gibi ülkelerden biriktirdiğimiz devlet aliyeden bu sırada elimize bir tek Anadolu kalmış, onun da kaderi batısından ve güneyinden çorap gibi sökülmeye başlamıştı. 23 Ağustos'ta başladı. 2,5 asırlık kötü gidişatımızı durduran savaş ve 13 Eylül 1921'de tam 22 günlük gecelik canhıraş bir boğuşmadan sonra bitti. Avusturya'nın başkenti olan Viyana önlerinden başlayan geri çekilişimiz 2000 kilometre kadar sonra Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında sona erdi. Tuna Nehri'nin öbür yanında başlayan mücadelemiz Sakarya Nehri'nden beri yanından bitti. Ve Necip Fazıl'ın meşhur Sakarya türküsündeki gibi iki büklüm vaziyetteki Türk milletinin ayağa kalkmasıyla nihayetlendi. Zaten bu şiir yazıldığında Sakarya zaferi daha 28 yaşına basmamıştı. Yani bilinçaltı sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur mısrasındaki kronolojik bakışıyla doluydu. Atlarla dört nala geldik uzak Asya'dan ve Akdeniz'de bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim dedik. On binlerce atın kişnemesiyle girdiğimiz Viyana topraklarından ayrılırken 15 bin şehit, 10 binlerce yaralı ve 5 bin esir bıraktık ardımızda. Ve Kısrakbaşı Anadolu'da yine bir at sembolleşti. 5713 şehit ve 18 bin yaralımızın yanında adı Sakarya. Atatürk'ün büyük taarruzda sırtında duracağı ve sonradan Latife Hanım'a evlilik için hediye edeceği kahraman atı Sakarya. Atatürk'ün büyük taarruzda, kahraman atı Sakarya, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal'in İsmet Bey'e çektiği bir telgraf var. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz. İstila altındaki talihsiz topraklarımızla birlikte bütün vatan bugün en icra köşelerine kadar zaferinizi kutluyor. Düşmanın istila hırsı, azminizin ve vatanseverliğinizin yalçın kayalarına başını çarparak paramparça oldu. Aslında o telgraf Sakarya Savaşı'nın ve en kritik zafer aşamasının telgrafı olmalıydı. Ve Mustafa Kemal Paşa çekilmeliydi. Zira Mart sonunda 2. Dünya Savaşı'ndan 4 ay sonra Kütahya, Eskişehir Savaşları'nda öyle bir yenildik ki Sakarya Nehri'nin doğusuna kadar çekildik. Öyle ki top sesleri artık Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bile duyuluyordu.
O yüzden vatan millet Sakarya diyoruz. Biz Türkler 2. Viyana ya da Sakarya nedense savaşları başlangıç tarihi itibariyle duyumsayabiliyoruz. Oysa asıl olan neticedir. Ha, başlangıç sever bir halk olarak ille bir stat vereceksek her sene okulların açılmasını 13 Eylül tarihiyle otomatiğe bağlayalım. Böylece yüzlerce yıllık bir şuur serpintisiyle Bismillah demiş oluruz. Her yeni döneme eğitim döneminde demiş Süleyman Pekin. Evet, Süleyman Pekin'e de mi itiraz ana kumanda? Süleyman Pekin olunca olur mu itiraz? Haddim değil dedi ana kumanda. Süleyman Pekin'in hep bir şeyi var ayrı. Ama yani çok entelektüel birikimi çok yüksek bir hocamız yani. Ana kumanda diyor ki Süleyman Hoca'nın yazılarını okumak için 5-10 defa okuyup yayından önce çalışmak gerekiyor diyor. İlim seviyesi yüksek tabii ki ama evet muazzam mesajları var diyor. Evet. Teşekkür ederiz Süleyman Hocam. Ve Yüksel Ercan, bu arada Yüksel Ercan Gebze Belediye Başkanlığı'na aday olacağını söyledi. Evet. Adaymış, evet. Yüksel Ercan diyor ki, abdestliyim, sana yalan mı söyleyeceğim diyor. Şu başlık çok hoş, bunu bir okuyalım. Abdestliyim, sana yalan mı söyleyeceğim. MHP'nin Kocaeli camiasında olup da bizim de aşağı yukarı 30 yıldır tanıdığımız, bizden hemen hemen 10 yaş büyük Şerif Aktaş'ı neredeyse tanımamak teşkilatta insanlık suçu olarak kabul edilir. Son dönemlerde biraz onun ama daha da çok bizim işlerimizin yoğunluğundan olsa gerek eskisi kadar sık görüşemiyoruz. Bu sık görüşememenin verdiği arızaları da elden geldiği kadar ve önemli günlerde Şerif abiyi telefon aracılığıyla arayıp hatrını soruyor, gönlünü almaya çalışıyoruz. Şerif abinin yaşı biraz geçtiğinden, ara sıra da yaşından dolayı ufak tefek rahatsızlıklar geçirdiğinden olsa gerek, zaman içerisinde söylediklerini unutur ve hatırlayamaz bir noktaya geldiğinden, ara sıra iletişimde sorunlar yaşamıyor da değiliz. Her bayram olduğu gibi bizim sevgili Şerif Aktaş'ı Ramazan bayramının ilk günün sabah saatlerinde aradık. Nasılsın, iyi misin, sağlığın, sıhhatin yerinde mi, akıl sağlığın, ruh sağlığın ne tarafa doğru gidiyor? Bayram dolayısıyla herkes yoğun, dolayısıyla selam kelam faslını kısa kesiyor. Selam ediyor, ellerinden öpüyoruz dedik. Ancak telefonu kapatamadık. Şerif Aktaş o hızla hazır kurbanlık koyun gibi bizi yakalamışken, oğlum hiç Allah'tan korkmuyor musun? Beni en son 4 bayram önce aradın. Sana ne oldu böyle gibi 30 yıldır olduğu gibi yine şikayet etmeye başlayınca, yahu ben seni otomatiğe bağlamış olarak her bayramda arıyorum. Ancak senin kafa ve hafıza ara sıra gidip geldiğinden aradığımızı hatırlamıyorsun dediğimde Şerif Aktaş o bildik savunmaya geçti. Oğlum ben abdestliyim, sana yalan mı söyleyeceğim cevabını verdi. Ya belli bir yaştan sonra insanların hafızası gider gelir oluyor ya. Aramadım diye iddia ediyor yaşlı Şerif amca kimse. Ya demiş abdestliyim, sana yalan mı söyleyeceğim, aramadın işte demiş. Aa, ana kumanda da ana muharebet oldu ha Yüksel Ercan'a gelince. Şerif amca doğru söylüyordur diyor. Abdestli adam yalan mı söyleyecek? Yüksel abi aramıyordur biliyorum diyor ana kumanda. Yüksel Ercan şu bizim ana kumandayı bir ara, telefon aç. Başımızın etini yiyecek yoksa burada. Devam edelim. Şerif abi bu konuşmadan yaklaşık 2 saat sonra bizi tekrar aradı. Yine siyaset ile ilgili bir sıkıntımız var diye telefonu açtığımızda muhtemelen oğlu Lütfü'yü arıyorum diye beni aramış olmalı ki Lütfü kurbanı kestik. Yukarıdan aşağıya kapkacak ne varsa indir etleri dolduralım dediğinde biz de top ayağına gelmiş bir golcü edasıyla hiç bozuntuya vermeden tamam baba tencereyi tavaya indirelim de biz bu kurban etini mahalleye dağıtmayacak mıyız diye sorduğumuzda verdiği cevaplardan sonra ben Lütfü değilim, Yüksel Ercan'ım. Ben sana demiyor muyum senin aklın gidip geliyor. Ne dediğini, kiminle konuştuğunu hatırlamıyorsun. Sonra da ben abdestliyim, sana yalan mı söyleyeceğim diye verip veriştiriyorsun. Dedikten sonra aramızda geçen diyaloğu anlatmaya gerek duymuyoruz. Zira arada geçen diyalog 30 yıl önce nasılsa bugün de bir milimle değişmeden devam ediyor. İşin latife tarafı bir yana bu memlekette bir kesim yapacağı bir faaliyeti hangi teknik yollardan tamamlayacağını enine boyuna anlatmak yerine anında ben abdestli, namazında niyazında birisiyim, bana inanmıyor musunuz diyerek kişinin içerisinden sıyrılıp gidiyor. Siz istediğiniz kadar işinizin ehli olun. Alanınızda bırakın Türkiye'yi, dünyada konuyla ilgili söz söylemeye, fikir beyan etmeye yetkili birkaç kişiden birisi olun. Bu konuda açıklama yapmak adına yıllarca birkaç üniversite bitirin. Bunların hiçbir önemi yoktur. Zira iş bir anda dönüp dolaşıyor, abdeste ve namaza kadar dayanıyor. Sevgili Peygamberimiz konuyla ilgili olarak kişinin namazına, orucuna bakmayın.
konuştuğunda doğru konuşup konuşmadığına, kendisine emniyet edildiğinde güvenilirliğini ortaya koyup koymadığına, dünya kendisine güldüğünde takvayı elden bırakıp bırakmadığına, menfaat anındaki tavrına bakıp öyle değerlendirin. Tabii ya, bu önemli bir şey. Buraya biz mim koyalım bir tane. Yani münafıklar da namaz kılarlar Müslüman görünmek için. Mesela Peygamber Efendimiz döneminde de meşhur Yahudi Abdullah İbni Sebe senelerce namaz kıldı, oruç tuttu. En son İslam dünyasını karıştırdı. Yani namaz kılıyor, oruç tutuyor diye mümin anlamına gelmez ki. Müslüman anlamına gelir görüntü olarak ama kalbindeki imanın var olup olmadığını Allah bilir. Biz neye bakmamız lazım? Adam namaz kılıyor. Gerçi yakıştıramıyoruz namaz kılan, hani abdestli bir insanın kötü bir şey yapmasını yakıştıramadığımız için daha çok dikkatimizi çekiyor. Bu da doğaldır. Ama biz bir insana güvenmek için Yüksel Ercan yazmış işte. Yani hareketlerine, sözünü tutuyor mu? Sözünde duran bir kimse mi? Gibi normal standart insani özelliklerine bakmamız lazım. Yoksa adam namaz kıldı, abdest aldı diye melekler katına çıkacak değil yani. Namazdan sonra hata yapabilir, yanlış yapabilir, karakteri bozuk olabilir. Devam edelim. Kişinin namazı, orucu sizi aldatmasın. Evet. Dileyen oruç tutar, dileyen namaz kılar. Fakat güvenilir olmayanın dini de olmaz. Şeklinde buyuruyor. Ancak okuyan ve okuduğunu anlamakta güçlük çeken bir yapıda olduğumuz için bize göre en kolay çözüm şekli neyse ona doğru yönelmekte bir sorun görmüyoruz. Var olan hakikatleri bir tarafa koyarak ben abdestliyim bu yüzden bana inanmaktan başka çare yok diye direten ve durumu bir hayat felsefesi haline getiren anlayışın ne zaman ne şekilde sonlanacağını şu aşamada bilmek zor. Zira alışkanlıklarını kolay kolay değiştirmeyen bir toplum içerisinde yaşadığımızdan bu durumdan kurtulmak adına neredeyse bir mucize bekliyor durumda bulunuyoruz. Dini argümanlar kullanmak ve argümanlar üzerinden bir hayat sürmek aşağı yukarı dünyanın her tarafında yıllardır uygulanan bir gelenek. Ancak dini argümanlar dışında bir de bilime, tekniğe dayalı gerçekler bulunuyor ki yaşantımızın büyük bir kısmı da bu gerçekliğe göre şekilleniyor. Biz ibadetimizi yapalım, Allah'ın emirlerini bir milim bile aksatmadan dini vecibelerimizi yerine getirelim. Bunları yerine getirirken de bilimden, teknikten asla ayrılmayalım. Bir taraftan Allah'a kulluk eden iyi bir vatandaş olmaya çalışırken, diğer taraftan da bilimin ışığından kendimiz de etrafımızı da mahrum etmeyelim. Aksi takdirde hayatımızın her safhasında var olan ihtiyaçlarımızla ilgili olarak ben abdestliyim, yalan konuşmam referansını gösterdiğimizde başta noterler olmak üzere toplumda belge veren ne kadar kurum ve kuruluş varsa tamamını iptal edip hayatımızdan çıkarmamız gerekebilir demiş Yüksel evet, Ercan. Çok güzel örneklemiş. Doğru değil mi? Yani o zaman abdestliyim, yalan konuşmamı referans kabul ediyorsak notere falan gerek yok. Abdest aldın adama dediğini yap. Değil mi? Güzel. Başka izi atlamadık değil mi oradan? Hayır. Evet, bizim Yaka Kocaeli gazetesi 13 Eylül Çarşamba arkadaşlar. Ozan Özgenç, İzmit'te çocuk acil neden yok? Yazısının şu bölümünü ben hemen okuyayım seni yormayayım diye. Geçen yıl bitmesi gereken Kocaeli Devlet Hastanesi yeni binası hala açılamadı. Şehir hastanesinin temelinin atılalı neredeyse 2,5 yıl oldu. Ama ortada hala bir şey yok. Daha önemli bir konudan bahsedeyim size. İzmit merkezinde iki hastane var. Seka Devlet ve Kocaeli Devlet Hastanesi. Ama bu iki hastanenin de çocuk acil servisi yok. Gecenin ikisinde çocuğu hastalanan İzmitli ya 15 kilometre batıya Derince araştırmaya gidecek ya da Ali Kahya'ya ya da tıp fakültesine. Böyle bir şey olabilir mi? Koskoca İzmit'te çocuk acil servisi nasıl ya da neden olmaz? İzmit'te çalışan bir özel çocuk hastanesi dışında gece hastalanan çocuklara bakacak bir devlet hastanesi olmaması nasıl açıklanabilir? Ozan Özgenç'ten okuyorum. Özel hastaneler malum pahalı da vatandaş gece yarısı gidiş geliş 30-40 kilometre yolun taksi parasını vereceğine bir de acillik çocuğunu bir an önce yetiştirmek için mecburen özel hastanelere gitmek zorunda. Vatandaşlar bu konuda o kadar şikayetçi ki özel çocuk hastaneleri geceleri darphaneler gibi çalışıyor diyorlar. Buradan soruyorum, bu kentin insanının üstelik çocuk sağlığı gibi bir konuda özel hastanelere mecbur bırakılmasının sebebi nedir? Hangi büyük şehrin kent merkezinde böyle bir durum var? Yazık olmuyor mu vatandaşa diyor Ozan Özgenç. Çok güzel bir konuyu yakalamış. İşte topluma yarar getirecek yazılar bunlar. Ama şey de var tabii. Özel hastanelerde de acil giriş yaptığınız zaman devlet hastanesi gibi muamele görüyorsunuz. Ekstra ödemiyorsunuz diyebiliyorum ben. Yani başka bir türlü uygulaması yoksa. Tabii ki kentin merkezinde çocuk acil olmalı bir şekilde devlet bunu yapmalı. Ve şimdi Yücel Alpay Demir. Bu arada... Arkadaşlar, Yücel Alpay Demir'i tanıyoruz, biliyoruz. Ana kumanda, burada mısın? Yüksel Ercan Gebze Belediye Başkanlığı'na aday oluyor. Yani diyelim keşke olsa belediye başkanı, çok arzu eder gönlüm. Yücel Alpay Demir de benim gönlümden şöyle bir şey geçiyor. Değil mi bunu? Körfez Belediye Başkanı olsa nasıl olur?
Niye? Daha büyük bir yer olsun diyor. Yok, Körfez iyi. Yani Körfez'de oturduğu için orada da geniş çevresi var. Bütün Kocaeli kenti, İzmit, herkes tanıyor Yücel Alpay Demir'i. Yani her kesimden insanı sevip saydığı, her toplumun her tabakasına dokunan bir arkadaşımız. Yıllardır hizmet ediyor bu Türk Ocağı'nda. Yücel Alpay Demir Körfez belediye başkan adayı olsa orada her kesimden ciddi oranda oy alacağını düşünüyorum. Ve Yüksel Ercan'ı Gebze belediye başkanı, Yücel Alpay Demir'i Körfez Belediye Başkanı olarak görmeyi çok arzu ederim. Buradan ilgililere, yetkililere, etkililere söylemiş olayım. Bir değerlendirsinler. Evet, utanmadıktan sonra dilediğini yap başlıklı Yücel Alpay Demir yazısını okuyor Dilek Mert. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde böyle buyuruyor. Utanmadıktan sonra dilediğini yap. Bu sözü Kur'an ile ıslah olmayanlara, Kur'an'a rağmen nefsinin emirlerinden vazgeçmeyenlere söylediği apaçık. Ortalama değer yargılarına sahip bir insanın da en azından utanma duygusu olmalı. Kimse onun hatalarını söyleyip kabul ettirmese, gücü yetmese bile kişi en azından yalnız kaldığında sorumluluklarının, vazifesinin ve hatalarının muhasebesini yapıp kendi kendinden utanmalı. Örneğin günah olduğu için alkol kullanmadığını söyleyen biri yalan da söylememeli. Ticaretine hile katmamalı, iftira atmamalı, dedikodu yapmamalı. Görevini kötüye kullanmamalı, mesleğini çıkarlarına alet etmemeli, yönetirken, paylaştırırken, iş bölümü yaparken adaletli olmalı. Bunları yapanlara çıkarlar için sessiz kalmamalı, avane olmamalı. Etik değerleri olan ilkeli biri olmalı. Kazanmak için her yolu mübah görmemeli. Çünkü Yüce Allah bunların hepsini emrediyor. Domuz eti yeme ama kendi memleketinden, kendi cemaatinden, kendi tarikatından, kendi partinden olanı olmayandan üstün tut, kayır demiyor. Hayatın her anında çıkarlar için Allah'ın kelamından bahset ama hiç ölmeyecekmiş gibi yaşa demiyor. Çocuğuna Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden güzel bir isim bul. İbrahim de, İsmail de, Mikail de, İsrafil de. Sonra bırak hayat akışına bencil, çıkarcı, materyalist birisi olsun demiyor. Güzel isim koy, anlamlı isim koy ama güzel ahlaklı evlatlar yetiştir diyor. Peygamber Efendimiz İslam güzel ahlaktır diyor. Emin olunmayan, güvenilir, adaletli, hoşgörülü olmayan insan güzel ahlaklı olabilir mi? Adaletli, hoşgörülü, merhametli ve güzel ahlaklı olmayan mümin olabilir mi? Müslüman olmayan ülkeler Müslümanlardan daha fazla okurken, üretirken, adaletli yönetişim ve paylaşım sistemleri üzerinde çalışırken, bizi yalnızlaştırıp birbirimize düşürmek için her işi yaparken, Müslümanların birbirine düşmesi, onların planlarına alet olması, birbirini silahlı veya siyasi metotlarla yok etmeye çalışması, edemiyorsa yok sayması, süregelen adaletsizliği bir sonraki nesile aktaracak kadar nefret duyması yakışır mı? Ecdadımız ile övündüğümüz gibi bizden sonraki nesillerde bizimle övünecek mi sizce? Ülkemizden bahsederken %99'u Müslüman olan bir ülke diye tarif ederiz. Yukarıdaki kriterlere göre sizce? Türkiye nüfusunun yüzde kaçı Müslüman? Siyasetçilerimizin yüzde kaçı Müslüman? İç karışıklıklar sonucu güçsüz düşen, birbirine kün duyan Suriye, Irak, Mısır gibi pek çok Müslüman ülkenin geçmişteki şaşalı yıllarını ve bugünkü vaziyetlerini görüp ders almalıyız. İhtilacı Kenan Evre düşünün. Bir dönem çıkarcı, yardakçı, herkesin yanında put gibi nefes almadan durduğu, buyruk beklediği Kenan'ı bugün rahmetle anan kaç kişi var? Bir de suçsuz yere asılan Mustafa Pehlivanoğlu'nu düşünün. Halen daha ardından edilen duaları. Sizce kim zararda, kim kârda? Temsil ettiği mevkilerin ve ekonomik gücün büyüsüne kapılıp sonsuz edek süreceğini, vazgeçilmez olduğunu düşünüp etrafındaki kendinden razı bir avuç avane ile tiyatral hayat yaşayanlara da her fırsatta en azından şu hadisi şerifi hatırlatmalıyız. Utanmadıktan sonra dilediğini yap. Selam ve dua ile Yücel Alpay Demir. Evet, çok güzel bir yazı. Ana kumanda ilave edeceğim bir şey var mı? Yazıda yani işte ben böyle yazılara güncelliğini yitirmeyen yazılar derim. 10 sene sonra aç, oku, yine yararlan. Bu tip yazılara o şekilde biraz daha hoşuma gidiyor. Tabii güncel yazılar da gerekli. Şimdi arkadaşlar Mavi Kocaeli gazetesinde efendim 13 Eylül Çarşamba günkü sayısında Sebahattin Aydın'ın yazısını okuyacağız ama ondan önce yazıya konuyu getirmek bakımından İlker Akşit'ten şurayı okuyayım. Sosyal medya saçmalıkları. Konuyu da hepiniz biliyorsunuz zaten. Buna bir gündemlerden bir tanesi bu. Yeni gündem. Salih Zeki Çakıroğlu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin taşırımlarından birinde çalışan Salih Zeki Çakıroğlu sosyal medyada bu zat sosyal medya hesabından ne geldiyse yaverlerden geldi başlığıyla
Atatürk ile Sultan Vahdettin'in olduğu fotoğraf ile FETÖ'den yargılanan Cumhurbaşkanı Yaverdi'nin paylaşmış. Yani fotoğrafta gördüm ben. Kasları da var. Fotoğrafta Vahdettin ile Yaveri var. Altta da Atatürk ile Yaveri var. FETÖ'cü Yaveri. Şey, fotoğrafta Vahdettin ile Atatürk var. Yaveri ya, yani Vahdettin Yaveri olarak Atatürk var. Alt fotoğrafta da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la FETÖ'cü Yaver var. Ne geldiyse Yaverlerden geldi. Yazılmış, bu paylaşılıyor sosyal medyada. Ne demek istiyorsun yani? Vahdettin'in Yaveri Atatürk hain, hain diyorsun. Bu tahtında müstetir bu demek. Değil mi? Çünkü benzettiğin diğer fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yaveri FETÖ'cü çıktı, hain çıktı. Ne geldiyse Yaverlerden geldi yazarsan Atatürk'e hain demiş olursun. Bununla ilgili de bir gündem oluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yönetimi hemen gerekeni yapmış. İdari soruşturma başlatmış. Cumhuriyet Savcılığı da zaten bir soruşturma başlatmış idi. Bu konuda söylenecek fazla bir şey yok. Türkiye'nin başında tonla dert var. Bu kadar işin arasında toplumun ortak değeri Atatürk'e saldırmak tamamen saçmalamaktır diyor İlker Akşit. Aynen öyle ya. Bir sürü derdimiz var ya. Canı sıkılan Atatürk'e bir şey söylüyor ya arkadaş. Canı sıkılan Atatürk'e laf ediyor yani. Ya bu konu, yani gerçek gündemi ne zaman konuşacağız ya? Ne işiniz var böyle şeylerle? Toplumun bir bölümünü tahrik etmek ve galeyana getirmektir. Saçmalayanlar, yanlış yapanlar, toplumun ortak değerlerine saldıranlar bunun bedelini hukuken öderler diyor İlker Akşit. Salih Seki Çakıroğlu da belki bu bedeli ödedikten sonra akıllanır demiş. Belki paylaştı yani şeyine geldi ama hoş, çok çirkin oldu. Bununla ilgili Sebahattin Aydın Atatürk'ü hakaret eden aferin mi alıyor başlıklı yazı yazmış. O yazıyı direkt Mert okusun, konuşalım. Atatürk'e hakaret eden aferin mi alıyor? Bir takım kendini bilmezler ortaya çıktı. Kimi elinde çekişle büste saldırıyor. Kimi boş beyninin üretebildiği tek şey olan çirkin sözleri... Sebahattin Aydın, Mavi Kocaeli gazetesini okuyoruz, evet. Çirkin sözleri sarf ediyor. Mustafa Kemal Atatürk düşmanları hep oldu. Sadece bazı dönemler kuytuya çekildiler. Bazı dönemler ise size saygımdan benzettiğim şeyi yazmayacağım. O ağızlarını doldura doldura fütursuzca hakaret ediyorlar. Ne olabilir o ağızlarını doldura doldura? Anladım onu ben. Devam et. Derdiniz ne? Yani amacınızın ne olduğunu merak ediyorum. Atatürk'le sorunu olan kim varsa bu topraklarda gözü olan, milletle sorunu olan dış mihrakların kuklalığını yapıyor. Bu benim için kesin ve net. Saldırılar genelde sözde dindar kesimde olduğunu söyleyenlerden geliyor. Atatürk'ü toplumu dinsizleştirmekle suçluyorlar. İddiada bulunan konuyla ilgili açar bir araştırır. Hilafet kaldırıldığında ortada bir halife mi vardı? Halifenin gücü var mıydı? Sözünün bir geçerliliği var mıydı? Ya da oturduğu odadan dışarıya bile çıkabiliyor muydu? Atatürk ülkeyi dinsizleştirmiş. Akıl, izan sahibi bir insan iki elini başının arasına alıp düşünür. Ama işte o iki elin arasındaki kafatasının içi boşsa elden bir şey gelmiyor. Hilafetin son yıllarında İslam dünyasının Osmanlı'ya attığı kazığın haddini hesabını biliyor musunuz? Ne bileceksiniz? Bunlar senin gündemin değil ki. Kulaktan duyma, bir iki ihanet sözünü şiar edinmişsiniz, sakız gibi çiğniyorsunuz. Kocaeli Büyükşehir Belediye çalışanı Salih Zeki Çakıroğlu diye biri geçtiğimiz gün sosyal paylaşım sitelerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve FETÖ'cüyü çıkan Yaveri'nin fotoğrafını, Mısır'ın tutsak Cumhurbaşkanı Mursi ve darbeci Sisi'nin yan yana olduğu fotoğrafı ve son olarak da Sultan Vahdettin ve Atatürk'ün yer aldığı bir fotoğraf paylaşıyor. Bu fotoğrafa da ne geldiyse Yaverlerden geldi diye not düşüyor. Burada açık açık Atatürk'e hain diyor bu şahıs. Hain benzetmesi yaptığın o adam vatanın müdafası için yıllarca sıcak yatak yüzü görmedi. Canını siper etti. Yani kardeş, evdeki çarşafları kefen diye giyerek şov yapanlar anlamaz. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu imasını kendisine iade ediyorum. Toplumun değerlerine kim hakaret ediyorsa karşısındayım. Mustafa Kemal'i sevmeyin. Sizin sevginize zaten ihtiyaç yok. Gerek de yok. Ama bu ülkede milyonlarca insanın kalbinde yeri olan değerlere hakaret edemezsiniz. Bunu size ödetirler. Büyükşehir Belediyesi şahıs hakkında soruşturma başlatmış. Bakalım soruşturmanın sonunda ne çıkacak? Haddini bilmek herkes için faydalıdır. Haddini aşanlar her zaman bunun karşılığını almaya da hazır olmalı. Bu şahıs haddini aştı mı? Aştı. Sonuçlarına da katlanacak, katlanmalı. Büyükşehir'in soruşturmasını benim gibi birçok duyarlı vatandaş takip edecek. Yok öyle aklına esene sövmek demiş Sebahattin Aydın. Evet, bir şey diyor musun Anakumanda? Buyur. Benim kendimce bir tespitim var diyor ana kumanda. Atatürk'e hakaret ettiğini zannedenler aslında Atatürk'e hakaret etmiyor.
Bir dakika, ilginç bir yer. Diyor ki Atatürk'e hakaret edenlerin, ben anladığımı anlatayım, yanlış anlatıyorsam sen düzelt. Yani senden söylediğimden anladığımı anlatacağım. Atatürk'e hakaret etmeye meyilli insanları şuur altında Atatürk'ü ilahlaştırarak ilahlaştıranlara hakaret var diyor. Yani Atatürk'ü şahsına değil de Atatürk'ü tabulaştıran bir grup da var. Atatürk'e hakaret edenlerin şuur altında o gruba hakaret etmek güdüsü var diye ilginç bir yaklaşım ana kumandadan, evet. Bu da olabilir bak. Ama bunun farkında değiller diyor. Evet. Olabilir. Ya çek işte Atatürk'ün heykeline vurayım. Ne istiyorsun abi yani? Zaten taş heykeli. İçinde Atatürk mü var? Yani taş neticede heykel yani. Sanat eseri. Kırdın burnunu. Ne oldu yani? Sistem mi değişti? Atatürk'e bir şey mi oldu? Atatürkçülere bir şey mi oldu? Kime ne oluyor biliyor musun? Bu milletin değerlerinden birine saldırdığın için milli barışa sen vuruyorsun çekici. Milletin birbirini sevmesinin önüne geçiyorsun. Kucaklaşmamızın önüne geçiyorsun. Ne oluyor? Muhafazakarlar, sekülerler ayrışması artıyor. Yani Atatürk heykeline çekişle bilmem neyle saldırmak ya da Atatürk'ün sözü geçtiği zaman hakaretamiz ifadeler kullanmak toplumdaki kutuplaşmayı arttırmaya hizmet eder. Aynı şekilde dini motiflere saldırmak, peygambere, işte ne bileyim mezhep imamlarımıza dini motiflere saldırmak, imamlara, cicem evlerine saldırmak. Yani kutsallarımızı bırakın kardeşim bizim ya, Allah Allah. Yani ona saldırarak Atatürk'ün düşmanı bile olsan, diyelim ki adama Atatürk'e müthiş düşmansın. Sen bu milleti seviyorsan, millete düşman değilsen hesap edeceksin. Diyeceksin ki ben bu Atatürk'ün heykeline çekici vurursam bu milletin bir kısmını incitirim, tahrik ederim ve toplumsal barışa zarar veririm. Eğer bu milleti seviyorsan onu zaten yapmazsın. Atatürk'ü putlaştıranlara karşıyız. Atatürk'ü sevmek zorunda kimse değil kardeşim. Sevgi kalp işi, zorla sevemezsin yani. Atatürk'ün yaptığı uygulamaları eleştirebiliriz. Herkesi eleştirebiliriz. Sultan Mehmet'i de, Abdülhamit'i de, Atatürk'ü de, Tayyip Erdoğan'ı da. Herkesi eleştirebiliriz. Bu başka bir şey. Hakaret etmek başka bir şey kardeşim. Adama hırsız demek eleştiri değil ki. Veya Atatürk'e hain demek eleştiri değil ki. Yaptığı şu uygulamaya katılmıyorum demek başka bir şey. Sövmek, saymak, bilmem ne yapmak başka bir şey. Bu sapla samanı karıştırma oyundan vazgeçelim. Atatürk'ü sevenler de, Atatürk'ün düşmanları da, ne olursanız olun. Veya ateistler de, dindarlar da. Ateistler de, sosyalist arkadaşlar dini motiflere, başörtüsüye, sakala vesaire saldırmayı bırakacaklar. Dindar insanlar diğerlerinin yaşam tarzına müdahale etmeyi bırakacak. Hepimiz kucaklaşacağız ki güzel bir millet olalım, güçlü olalım be kardeşim ya. Nedir yani durduk yerde? Ya iki ayda bir tane şey çıkıyor dangalak ya böyle Atatürk'e bir şey eden bir... Ulusal medyada çıkıyor. Geçenlerde işte çıktı bir tanesi. Şey, Kocaeli Kitap Fuarı'na seminere gelecekti. Büyükşehir iptal etti, getirmedi. Atatürk'ü hakaret ettiği için. Ne kazandın ya? Yani Atatürk'ü sevenleri tahrik etmek kime yarar? Milleti birbirine düşman etmeye yarar. Sen ne taraftasın be kardeşim? Hain arıyorsan, şimdi ihaneti millete şu anda bugün güncelleştirerek ihaneti kendin yapıyorsun. Atatürk'ü hakaret ederek ya da başörtüyü hakaret ederek ya da kutsallarımıza hakaret ederek ihaneti sen yapıyorsun. Milleti kutuplaştırıyorsun. Yapmayın etmeyin bunu ya. Bıktım usandım bunu. Bu konuşmayı ben geçen seneki programdan beri 10. kere yapmışımdır. Yani. Neyse ya. Kötü bir şey demeyeyim. Şimdi ya Demokrat Kocaeli Gazetesi'nde benim yazımı bile çöpe attın. Versene ya. Hani benim orada değil mi? Burada değil. Oraya ıskartaya çıkarttım. Vay be. Benim yazımı ıskartaya çıkardılar be. Görüyorsun değil mi? Hiç itibarımız kalmadı. İnternetten okuyacağım. Oradan gözüm ağrısın. Demokrat'ı vereceksin. Çarşamba mı? O zaman başka yazı da atlamış olabilirsin. Burada ne var? Evet, bu benim yazım. Erdin Adlı'yı okuduk değil mi? Uğraş Çiftçi'yi okuduk. Ve benimki kalmış. O zaman şöyle yapalım. Benim yazıyı ben sonuna saklayayım. Benden önce Mustafa Küpçü Pis Kokular başlıklı yazısını okuyacağız. Kocaeli Gazetesi 13 Eylül Çarşamba günkü sayıda. Buyur. Mustafa Küpçü Pis Kokular diyor. Rıza Zerrab'la ilgili bu iki gündür okuluna gidip yazan tek kişi Mustafa Küpçü. Değerlendirelim, okuyalım. Pis Kokular. Rıza Zerrab olayı büyüyor. Şimdi de New York Başsavcısı, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan'ı İran yaptırımlarını ihlal etmek, kara para aklamak ve 10 milyonlarca dolarlık nakit ve mücevher rüşvet almakla suçluyor. İran yaptırımlarından bize ne? Biz bağımsız bir ülkeyiz diyebilir misiniz?
Tabii ki dersiniz ama uluslararası ekonomik düzenin egemenleri ve onların yaptırım gücü karşısında hiçbir şey yapamazsınız. Hele bir de yakayı kaptırmış iseniz. İlginç olan şu ki bu davanın baş kahramanı İranlı tüccar Reza Zarrab'a başarılı ihracatçı ödülü vermişiz. ABD yargısı ABD finansız temini kullanarak yasaklamış işlemi planlamak ve... ABD finans sistemini kullanarak diyor Amerikan yargısı. Onu baştan alayım diye. ABD yargısı ABD finansız temini kullanarak... ABD finans sistemi benimle beraber... Ayrı, pardon, ayrı yazıldığı için tamam. Gözüm oraya kayıyor. Sistemini ABD ayırmışlar. Finans sistemi ayrı olacak zaten. Evet, tekrar again please. ABD yargısı ABD finans sistemini kullanarak yasaklanmış işlemi planlamak ve bu amaçla işbirliği yapmakla suçlanıyor. Özetle siyasi iktidarın kontrolündeki Halk Bankası'ndaki İran'a ait petrol ve gaz gelirleri önce Zarrab'ın döviz büroları ve paravan şirketlerine aktarılıyor. Bu kaynakla altın satın alınıyor, sonra bu altınlar Türkiye'den ihraç edilmiş gibi gösterilip satılıyor ve dövize çevriliyor. Bu tür işler aracısız, komisyonsuz ve rüşvetsiz yapılabilir mi? Nitekim Reza Zarrab'ın Bank Asya kanalıyla Ekonomi Bakanlığı kardeşine 2 trilyon 465 milyar liralık para transferini gösteren belge gazetelerle bile yayınlanıyor. Zafer Çağlayan'ın elinde ise 700 milyarlık saatin bedelini ödediğine dair saat bedeli olan 240 bin avroyu Zafer Çağlayan'dan teslim aldım. Reza Zarrab imzalı bir kağıt peçete var. Bu olaylar dünyanın gözü önünde olup biterken ekonomi eski bakanı ve Halkbank eski genel müdürünün tutuklama istemiyle bu davaya dahil edilmesi karşısında AKP genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan atılan bu adımlar tamamen siyasidir diyor. Peki dostumuz, müttefikimiz, stratejik ortağımız ABD bunu neden yapıyor? Öncelikle şunun altını çizelim. ABD'de yargı ABD yönetimini başkanı dinlemez. ABD'de yasalar küresel egemenlerin çıkarlarına göre yapılır. Petrol, silah, ilaç ve inşaat tekerlerinin istemediği adam başkan bile olamaz. Küresel tekerlerin tekerine çomak sokan kim olursa olsun hesap sorulur. Küçük bir ayrıntı gibi görülebilir. Belki de bu ülkenin pek çok insanı görmemiştir. Çünkü yalnızca bir gazetede tek sütuna 10 santimetre olarak bir haber yer aldı. Trump'ın oğlu Senato'da 5 saat sorgulandı. Gerekçe Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine dair iddialar. Siz bu ülkede bırakın Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanoğlu'nu, İktidar Partisi'nin il başkanının oğluna dokunabilir misiniz? Sözün özü, küresel siyaset ve ticaret küresel egemenlerin çıkarlarına göre yapılır. Oyunu bozan bedelini öder demiş Mustafa Küpçü. Kaynak olarak da Uğur Gürses yazıyor altta. Evet, Reza Zarrab Amerika'da tutuklandı. Onunla ilgili konuşmuş muyduk geçen programda? Bir şey dedik mi demedik? Hayır. Bankasya'nın bu olayla alakası ne diyor? Bankasya üzerinden havale yapılıyor da. Halkbank ayrı parça parça bunlar. Ya bunun özeti ne biliyor musun? Zaten Mustafa Küpçü yazının içinde Amerikan sisteminden yani bu ambargonun delinmesi ile Amerika'nın finans sistemine zarar verdiğini yazmış. Biz de taraf seçeceksek Rıza Zarrab'tan yan olmamız gerekir. Devletimizden yan olmamız gerekir. Amerikan finans sisteminin içine tüküreyim. Yaptığı ambargoyu Türkiye deldi, Türkiye'nin çıkarına bir şey oldu diye. Biz de Amerikalıların ağzıyla kendi insanımızı niye suçlayalım ki yani? Tabii canım ya, tabii ya. Halk Bankası kurtuldu işte. Halk Bankası kurtuldu arada. Ayakkabı kutuları diye o kadar laf ettiler. Ne oldu ayakkabı kutuları neymiş? He, Türkiye'nin çıkarınaymış. Neymiş? Yolda bir dolandı, hırsızlık yokmuş. Uluslararası finans sisteminden kaçırıp Türkiye'ye yarar sağlayan bir iş yapmış Rıza Zarrab. O yüzden Amerika yargısı şimdi o dönemin bakanlarının da yargılama listesini aldı vesaire yapıyor yani zıplopluyor zıplıyor. Amerika'ya zarar verdim diye sen niye Amerika'dan yana olalım ya? Kendi memleketimizden, milletimizden yana olalım. Amerika demişken habercibiz.biz sitesinden Aydın Aydın'ın sevgili Amerikanlarım aynen böyle meyle sevgili Amerikanlarım başlıklı yazısını okuyorum arkadaşlar. Biraz uzuncadır. Dikkatli dinleyin. Kime diyorsam ya sanki kimse var burada. Okuyorum işte. Evet. Aydın Aydın diyor ki habercibiz.biz sitesinde özgürlük gelecek, Atatürk dirilecek diye Menderes'i astılar. Menderes'i astılar ama ne özgürlük geldi ne de Atatürk dirildi. Yapılan ilk seçimlerde yine bir sağ parti olan Adalet Partisi iktidar oldu. Türkiye tam anlamıyla Amerika eksenine girsin diye Demokrat Parti ile yapılamayan ne varsa Adalet Partisi ile yapılmaya çalışıldı. Adalet Partisi de ayak sürdü, yapıyormuş gibi yaptı ama yapmadı. Tamı tamına Amerikan eksenine girmedi.
Memleketi şöyle ya da böyle kalkındırmaya çalıştı, fabrikalar kurdu, barajlar yaptı. Hepsinden önemlisi de diyelim, Araplara karşı İsrail'i desteklemedi. Diplomatik olarak İsrail'in varlığını kabul etmiş olsa da İsrail'in hem yapıp ettiklerini onaylamadı hem de Araplara Türkiye olarak akıl vermeye kalktı. Üstelik Türkiye'de Erbakan diye bir adam ortaya çıkıp siyasette yol almaya başladı. Türkiye Mustafa Kemal'den sonra özünde ilk defa olarak gerçek anlamda Amerika ve emperyalizm karşıtlığında yol almaya başladı. Amerika bir kurtarıcı değil de bir emperyal güç olarak zihnimizde yerleşmeye başladı. Erbakan ile Siyonizm diye bir tehlikeyi akıl etmeye başladık ki Siyonizm demek Amerika demekti ve bizim için komünizmden bile tehlikeliydi. Bunu her gün daha da iyi öğreniyorduk. Komünizm Türkiye tarihinde en güçlü olduğu dönemde bile bizim için tehlike değildi. Kanunlarımızda yasaktı, evet, ama kendisi bir tehlike değildi. Halkın sevmediği her kişi nihayetinde komünist idi ve komünizm sevilmemek için vardı. Olsundu nitekim, yollar yürümekle de aşınmazdı. Gerekirse de bizzat devletimiz komünizme karar verirdi. Ama komünizm bir anda tehlikeli olmaya başladı. 68 kuşağı denilen güya anti-Amerikancı bir akım hızla yükselişe geçti. Atatürk de bu kuşağın aklında ölüydü. Ölüden de öte bir haindi. Allah Allah. 68 kuşağı Atatürk'ü hain olarak mı görüyor? Devam edelim, konuşuruz. Bu kuşağın aklında ve bilgisinde Atatürk denilen kişi dünyanın ilk ve en büyük kurtuluş savaşını yapmış bir kişi olarak halkın devrimini emperyalizme satan ve devrimi dönüştüren kişiydi. Atatürk olmasaydı Türkiye daha kuruluşunda komünist bir devlet olarak kurulacaktı. Akılları bu akıl olan bu kuşak için Türk bayrağı da emperyalizme uşaklık eden bir paçavraydı. Ellerine mümkün değildi ki Türk bayrağı almazlardı. Kızıl bayrak ve komünist liderlerin resimleri bunların ellerinden hiç düşmezdi, diyor. Aydın 68 kuşağı için. Çok ilginç geldi. Ben şöyle bilmiyorum yani. Sorulursa da hepsi anti-Amerikancı ve emperyalizm karşıtıydılar. Türkiye'de çalışan her fabrika bunların hedefi oldu. Üretimi yapan tüm fabrikalar grevlerle üretimden düştüğü gibi yeni fabrika açmaya cesaret edebilecek kimse kalmadı ortada. Devlet bile küçük işletme sayılabilecek fabrikalar ancak kurabildi. Büyük fabrika kurmak tehlikeli olmuştu. Çünkü büyük fabrika demek büyük işçi kitlesi demekti. Büyük işçi kitlesi ise büyük proleter güç demekti. Yani büyük fabrika kuracak olursak bu fabrikadaki iş gücü de mevcut sendikaların güdümüne girecek olursa devlet bile bunlarla baş edemez ve Allah korusun bir proleter devrim gerçekleşebilirdi. Devlet aklı bile böyle düşünür hale gelmişti. Gelmişti derken mecburen gelmişti, yani getirilmişti. Devleti yönetenler bu büyük tehlikeden, yani komünizm tehlikesinden korunabilmek için çareler düşünmek zorundaydı. Devlet aklına ilk gelen çare de Türkiye'yi Amerika'nın kucağına oturtmak geldi ki tabii ki, diyor. Başka da çare yoktu nitekim. Bizi bu güçlü komünizm tehlikesinden ancak Amerika koruyabilirdi. Türkiye'nin solcularının anti-Amerikancı ve güya anti-emperyalist maskeyle giriştikleri eylemler ve ortaya koydukları güç ile fabrikalar çalışamıyor ve hatta üniversiteler zaten eğitim yapamıyordu. Orta öğretim kurumları bile öğretmen grevleriyle eğitim öğretim yapamaz hale gelmişti. Devlet aklına Amerikalıların kucağına teslim olmak işte böyle gelmişti. Kimsenin Türkiye'ye yaptıramayacağı işi Türkiye solcularının baskısı ile Türkiye kendi aklı ve kendi gönlü ve kendi hevesi ile yapmıştı. Solcularımız kazanmışlardı. Yani Amerika kazanmıştı. Sonradan Gladio denilecek kontrgerillamızı da Amerika kurmuştu. Türkiye'ye Amerikan yardımları da artmıştı tabii ki. Amerikan yardımı ne demekti peki? Amerika bize silahını satıyordu. Biz komünizm tehlikesine karşı mecburen zaten silahlanıyorduk. Bin bir yoklukta elde ettiğimiz dövizler ile zor bela silahlanıyorduk. Silahlanıyorduk ama Amerika bize silahları artık Türk parasıyla satıyordu. Bu satışa da yardım deniliyordu. Çünkü Amerika'nın silah parası diye aldığı Türk paraları Türkiye'den dışarıya çıkmıyor ve Türkiye'de Amerikan çıkarlarına hizmet eden dernek, vakıf, gazete ve örgütlere dağıtılıyordu. Ya da Amerikan askerleri tarafından orada burada barlarda, pavyonlarda harcanıyordu. Bu dernek, gazete, dergi ve örgütler tabii ki bilinmiyordu. Amerika elbette kendisine hizmet eden hiç kimseyi yüzüstü bırakmazdı. Türkiye'yi Amerika'nın kucağına kim ve hangi güçler oturtmaya mecbur ettiyse o paralar işte onlara gidiyordu. Yani
sevgili Amerikalılara gidiyordu paralar. Biz de Amerika'yı seviyorduk. Çünkü hem bize yardım ediyor hem de Amerika sayesinde radyolarda aranjman denilen pop müzik şarkıları daha çok çalınıyordu. Bu aranjman müzik çalınması konusu sanmayın ki bir kurgu kelimesidir. Hayır efendim, bu şart Amerikan yardımlarının olmazsa olmaz şartıdır. Amerikalılar günde 45 dakikadan az olmayacak derken bizimkiler ne olacak canım 100 dakika olsun diyorlardı. Çünkü bizim solcularımız aranjman severlerdi ve Amerikamız da bunu elbette dikkate alırdı. Üstelik aranjman dinlemek ile cinsel sapkınlık arasında da periyodik bir ilişki vardı. Amerika'nın hedefinde bizim komünist olmamamız vardı ama kapitalizme uygun bir halk olmamız da vardı. Bunları size niye yazdık? Gelelim asıl meseleye. Kısa bölüm kaldı. Amerika bugünlerde Türkiye aleyhine bir takım hukuk operasyonlarına girişiyor. Olayın aslı bir başka yazı konusu ama bu operasyonları Türkiye'den destekleyen güçler var. Bunların başında FETÖ iltisaklı odaklar var ki bunu anlamaya ve anlatmaya gerek yok. Onların durumu açık ve mecburi istikamet. Hıyanet onlara başka bir yol bırakmaz. Hıyanet FETÖ'cülere başka bir yol bırakmadı diyor. Ama açık açık bu operasyonlara destek verenlerin bir zamanların anti-Amerikancı ve anti-emperyalist solcularımız olduklarını nasıl anlatayım? Demin okuduk Mustafa Küpçü'nün yazısını. Doğru mu yerde miyiz? Doğru yerdeyiz. Bak. Ama açık açık bu Amerika'nın Zellap operasyonuyla ilgili. Ama açık açık bu operasyonlara destek verenlerin bir zamanların anti-Amerikancı ve anti-emperyalist solcularımız olduklarını nasıl anlayalım? Buna akıl tutulması veya başka bir şey denilemez. Burada ancak mecburi istikamet denilebilir. Çünkü Türkiye'deki solculuğun Amerikan çıkarlarına hizmeti kadar hiçbir Amerikan vatandaşı daha hizmetkar değildir. Bunu ister tecelli sayın, isterseniz gönüllü ve örgütlü ihanet sayın, olayın mahiyeti değişmez. Bu yüzden bunlara tabi olarak anti-Amerikancı veya anti-emperyalist veya komünist veya başka bir şey değil, doğrudan sevgili Amerikanlar denir. Kam her ne kadar azıcık şahsiyet ifade eder ama kelimeye de yakışıyor. Ne diyeyim demiş. Aydın aydın. Güncel idi, okudum. Biraz uzundu. Sıkılmış olabilirsiniz. Zaman nasıl arkadaşlar? Fakat evet buyur. Evet. Evet, Aydın Aydın'ın ikinci defa yazısını okuyoruz. Haberci biziz bir sitesinden. Evet. Tamam. İyi. Sayın Erbakan mı diyecekti? Ya ana komandanın konuya bir itirazı yok. Yazış üslubunda diyor ki yaşı Erbakan yaşı değildir de Dilek Erbakan diye bir adam çıktı deyince hoşuna gitmedi değil mi? Ya Atatürk'e Atatürk diyoruz bir şey olmuyor. Sayın Atatürk mü diyelim? Dilimize... Ha Gazi Mustafa Kemal Atatürk demiş diyorsun. Dememiş mi? Ondan çok detay be. Hani kısa yoldan Atatürk, Erbakan deyip geçiyoruz yani. Bunlar ünlüler yani. Şimdi çok böyle herkesin bildiği kimseler olmasa yani Sayın Osman Saraç diyebilirsin, Sayın Saraç diyebilirsin. Çünkü kim tanır Saracı? Atatürk deyince Sayın demene gerek yok. Zaten Sayın onun tahtında müstakdir. Var Sayın içinde olun yani. Atatürk'ü mecbur sayacaksın yani. Ha sevgili Amerika. Sevgili Amerika öyle demiyor ki. Yani Türkiye'deki 68 kuşağındaki iddialarını ben bilmiyorum. Yani 68 kuşağı Atatürk'ü sevmezdi diyor. Diyor. 68 kuşağı Türk bayrağını paçavra derdi. Mustafa Kemal Atatürk'ü hain görürlerdi. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nda yapılan halk devrimiyle oluşturulan devlet Atatürk olmasaydı komünist devlet olacaktı. Atatürk onu komünist devlet olmaktan evirdi. Bu hale getirdi. O yüzden 68 kuşağı Atatürk'ü sevmezdi. Atatürk'e hain derdi. Türk bayrağı da işte emperyalizmi temsil ettiği için komünizmi temsil etmediği için paçavra derlerdi. Onlar orak çekişli bayrakla gezerlerdi gibi 68 kuşağına şey var. Göndermesi var ama 68 kuşağı deyince aklımıza kim gelir ilk baştan? Değil mi? Deniz Gezmiş gelir değil mi?
Ben anlayamadım orayı yani. Bilmiyorum ama yani o açıdan bakmış. Öyle olanlar da vardır işlerinde. Onu bilemem yani. Bir grubun, örgütün içinde böyle tipler de var olabilir ama. Nitekim Abdullah Öcalan da 68 kuşağının öğrencilerindendir. Ve Deniz Gezmiş'in arkadaşıdır. Biliyor muydun? Yani içlerinden hain de çıkabilir. Bu başka bir şey ama 68 kuşağın tamamının Türk bayrağını sevmez, Atatürk'ü sevmez demek doğru değil. Deniz Gezmiş'in idam edildiği mahkemede yaptığı savunmalar, ses kayıtları paylaşıldı. İnternetten de Deniz Gezmiş savunması diye yazdığınız zaman çıkıyor. Zaten kitapları, onunla ilgili Gülünün Solduğu Akşam diye bir kitap vardı. Deniz Gezmiş'in arkadaşlarıyla ilgili. Orada da detaylı bir şekilde hayatının bir büyük bölümü anlatılıyor. Yani o kitapta anlatılanlardan bildiğimiz kadarıyla ve savunmasında kendi sesinden dinlediğimiz kadarıyla Atatürk'ü Atatürk demiyorlarmış diye iddia ediyor. İddia makamı mahkemede yani Atatürk demiyorsunuz, Mustafa Kemal diyorsunuz. Ya Mustafa Kemal der adam ne var yani? Hayır, Atatürk bölümünün soyadını kabul etmiyorlar yani anlamında. Orada savunmasında kendi sesiyle biz Mustafa Kemal'e hiçbir zaman karşı olmadık filan diyor. Biz bağımsızlık istedik, bağımsız bir Türkiye istedik diyor. Yani savunmasında. Hatta ben Facebook'ta geçen gün sayfama yazdım. Benim de sayfayı takip edenler Osman, ne şişsin, komünist adamın komünistin şeyini paylaşıyorsun, sözünü filan. Ya ben bir söz doğruysa beğeniyorsam paylaşırım yani. İster komünist olsun, ister faşist olsun. Bana ne? Ben sözü, Hitler'in de sözünü paylaşırım ben yani. Çok mantıklı bir lafları var yani. Hitler de diyor ki, bir tane diyor, kediye diyor, kimlik kartı verseniz, bundan sonra sen köpeksiniz deseniz o köpek olur mu diyor Hitler de yani. Bunları paylaşabiliriz. Mantıklı. Bak Deniz Gezmiş 1971'deki savunmasında bizi bağımsız bir ülkenin çocukları olmaktan mahrum eden hepiniz dahil sizlersiniz diyor mahkemeye. Var mı öyle bir yürekli adam çıkıp konuşacak idam edileceği mahkemeye? Bizi bağımsız bir ülkenin çocukları olmaktan mahrum eden hepiniz dahil sizlersiniz diyor. Şimdi o nesli insanı mesela Deniz Gezmiş ve arkadaşları hiç kimseyi öldürmediler. Cinayet yok yani. Adamlar cinayet işlemiş. Yaralama bile yok. Sadece bir tane eve girerken kilidi açmak için ateş ediyor evin kapısına, yani kilidin üstüne. Karşı tarafta da birisi tutuyormuş kapıyı. Onun parmağını kanatıyor. Bu kadar. Bu kadar olaylar yani. Kanlı olayı bu kadar bunların yani. İdam ettiniz bunları yani. Şimdi bu 68 kuşağı, ben görüşlerine katılmam. Nitekim 68 kuşağının içinden ondan sonra Dev Yol çıktı, Dev Sol çıktı, TİKKO çıktı, PKK çıktı. Hep onlardan çıktı yani. Neticede bu. Ayrı bir yere koyarım ama Aydın'ın kuşağın tamamıyla ilgili söyledikleri biraz fazla geldi, iddialı geldi bana. Bugün yoruldum ya. Ve son olarak ben kendi köşe yazımı en sona bıraktım. Onu okuyup veda edeceğiz arkadaşlar. Kocaeli Gazetesi 12 Eylül Salı'da çok okuyacağımız bir şey yok. Çağdaş Gazetesi yok. Evet. Şunu okuyup çıkalım. Olur mu? Tamam. Belhin köpekleri kadar alamadık. Belh bir şehir ismi arkadaşlar. Onu senin söylemesi zor ya. Söylerken belki duyamazsınız. Tımokat Kocaeli Gazetesi 13 Eylül Çarşamba. Bir gayredir gidiyor. Geçim derdi, seçim derdi, makam derdi, iş bulma derdi. Herkesin kendine göre bir derdi var. İlle de geçim derdi. İki satırlık ömrümüzde bir harf kadar adam gibi yaşayamıyoruz. İki satırlık ömür geçip gidiyor, zamanımızın tamamını para, mal, mülk, makam, mevki peşinde, bir adım daha öne geçme peşinde harcayıp ölüyoruz. Kimisi milyonluk yatırımlarını trilyona çevirme çabasında, kimisi de o yatırımlardan birinde çocuğunu işe sokma derdinde. SSK'lı işin var mı? Hayatın kurtuldu. Her şeyi dünya için hesaplar olduk. Sanki hiç ölmeyeceğiz. Yanı başımızdaki komşumuzdan haberimiz yok. Hatta kardeşimizden bile. Daha çok kazanmak, daha lüks yaşamak, daha yüksek bir mevkiye ulaşmak için yırtınıp duruyoruz. Tapınıp durduğumuz dünyanın bizi yutacağını bile bile kısacık ömrümüzde yemediğimiz halt, atmadığımız takla çeşidi kalmıyor. Halbuki dünya nimetlerini bölüşebilsek, ekmeğimizi paylaşabilsek, bana bu kadar yeter, diğerini komşum alsın diyebilsek hayat çok daha güzel olacak. Biz ne ara bu hale geldik? Mevlana'ların, Yunusların, Hacı Bektaşların torunları değil miyiz? Bize ne oldu ki belhin köpekleri kadar olamadık? Bir gün Şakiki Belhi'nin Hazretlerinin, Şakiki Belhi İbrahim Ethem Hazretlerine sorar.
Ey İbrahim, geçimini temin hususunda ne yapıyorsun? İbrahim Ethem, bulursam yerim, bulamazsam sabrederim. Ölçüye bakın. Bulursam yerim, bulamazsam sabrederim. Şakik-i Belhi, Belhin köpekleri de senin gibi yapar. Diyor. Cevabı bak. İbrahim Ethem diyor ki, bulursam yerim, bulamazsam sabrederim. Şakik-i Belhi diyor ki, Belhin köpekleri de senin gibi yapar. İbrahim Ethem diyor ki, ya nasıl yapayım ben, nasıl yapacağım o zaman diyor. Siz nasıl yapıyorsunuz o zaman diyor. O da diyor ki, bulursam dağıtırım, bulamazsam şükrederim. Bulursam dağıtırım, bulamazsam şükrederim. İbrahim Ethem'in ölçüsü neydi? Bulursam yerim, bulamazsam sabrederim. Köpekler de böyle yapar diyor. Bulursa yer, bulamazsa sabreder, ne yapacak? İnsan ne yapar? Bulursa dağıtır, bulamazsa şükreder. Hiç bize benziyorlar mı? Bulursam yerim, bulamazsam sabrederim ölçüsü bile hafife alan ve Belhin köpekleri seviyesine koyan anlayışın devamı olan biz, kendi menfaatimizden başka bir şey düşünemez hale geldik. Belhin köpekleri kadar bile olamadık. Demiş Osman Saraç, demiş. Evet, internetten okuduk. Haberci bizden. Hemen şeyi de özetleyebilirim. Kocaeli Barış Gazetesi'nden Aysun Erenkaya Zeytinoğlu'nun meselesiyle ilgili yazı yazmış ama konuyu kaçırdık, sonradan gördüm. Zeytinoğlu'nun gazetelerde okuduk, programı izlerken görürsünüz. Onunla ilgili şunu söylüyor, fikir olarak şu fikrini söyleyeyim, Erenkaya'nın fikrini söylemiş olayım. Çocuklarını Amerikan vatandaşı yapmak kendi tasarrufudur. Ancak kendisinin çifte vatandaş olması bende anti bir etki yaratmadı. Çünkü bizi buna çoktan alıştırdılar. Başbakanıyla, bakanıyla, milletvekiliyle, büyükelçisiyle biz bunlara hazmedeli çok oldu diyor Erenkaya. Bir Zeytinoğlu mu fazla gelecek? Ne mutlu ki Zeytinoğlu'na başka elle tutulur bir eleştiri getiremiyorlar. Ve rakipleri onu bu yolda devirmek istiyor. Yani Zeytinoğlu devirmek için o çifte vatandaşları vesaire gibi bir takım şeyleri öne sürüyorlar, argümanları ve o şekilde devirmek istiyorlar. Demek ki diyor başarılı ki başka bir şey bulup da önüne koyamıyorlar diyor. Aysun Erenkaya Kocaeli Barış Gazetesi'nde. Arkadaşlar ben bugün bu programda çok yoruldum, çok konuştuğum için olabilir mi? Olabilir. Eğer yazıları okurken internet sitelerinden olsun, gazetelerden olsun, yazıları okurken, yorumlarken maksadımızı aşan ifadeler kullanmışsak, sürçülisan etmişsek hoş görün. Çünkü biz de fikir beyan ediyoruz, biz de yanılabiliriz. Yani fikir beyan etmek zaten köşe yazarlarına devamlı yazarlarla ilgili söylediğim şu var. Köşe yazarı fikir beyan ettiği için yanılma riskiyle yazı yazar. Biz de köşe yazarız, fikir beyan ediyoruz. Yanılma riskimiz de o köşe yazarlarının konularını tartışmaya açıyoruz. Bunu yaparken kantanın topuzunu kaçırmışsak, maksadımızı aşmışsak, sürçülisan etmişsek hoş görün. Çünkü bize sürçülisan etmek, size hoş görmek yakışır. Dilek Tiramet bir şeyler söyle, el sallayıp çıkalım. Haftanın son günü, Cuma günü, TV 262 ekranlarında Kocanın Gündemi programında görüşmek üzere. Hoş ve dostça kalın. Ana kumanda, diyeceğim bir şey var mıdır? Görüşmek üzere diyor ana kumandada. Evet, önümüzdeki programda Allah sağlık, sıhhat, fırsat verirse biz sizin karşınızda olacağız. Siz de bizim karşımızda olun. Kalübela Kardeşlik Teşkilatı Derneği Osman Saraç'ta Kocaeli'nin gündemini sundu.